Merhaba arkadaşlar, bugünkü statik dersine hoş geldiniz. Bugün e, yapısal analiz başlığı altında kafes sistemlerini incelemekle başlayacağız konumuza. Şimdi yapısal analiz dediğimiz zaman herhangi bir mekanizmanın tasarımını yapmak için mesela burada işte e, Avrupa'da bir e, elektrik direğinin montajı veya işte oradaki elektrik aksamının ampulün düzeltilmesi, takılması gibi bir işlem için araç üstüne bir mekanizma yapılmış. tabii ülkemizde de var bunlardan envai çeşidi var. Burada ne yapılması lazım? İşte her parçanın taşıyacağı yükleri bilmemiz gerekiyor. Şimdi statik olarak biz zaten denge koşullarını öğrenmiştik. Partiküllerin dengesinden sonra rigid cisimdeki... Denge denklemlerini hesaplamıştık. Burada da gene denge denklemlerini kullanarak benzer bir biçimde nasıl analizimizi yapacağız onu göreceğiz inşallah. Burada tabi denge denklemlerini mafsal bağlı elemanlardan oluşan yapıları analiz etmek için kullanacağız ve işte bir yapının her elemanında denge olması gerektiğini düşüneceğiz. Yani teker teker bakarken değil, artık birçok bütün elemanlarda hepsinde e, dengenin olması gerektiğini e, unutmamak lazım. Sonra denge denklemlerini basit bir kafes veya çerçeveye adapte ederek işte burada bağlara yani bağlantı noktalarını etkileyen kuvvetleri belirlemeye çalışacağız. Statiğin maksadı bu. Mukavemet dersinde ise buradaki kuvvetleri belirlemişsek oradaki kuvvetlerden hareketle oluşan gerilmeler, zorlanmalar, deformasyonlar gibi durumlar incelenir mukavemet dersinde de. Şimdi o zaman e, basit kafes yapılarla ben e, başlamak istiyorum. Şurayı şöyle bir değiştirelim. Bunları biz İngilizce'de truss sistemleri diyoruz. Şu şekilde bir görüntü paylaşalım. Nedir bu? Kafes sistemleri işte uç noktalarından birleştirilmiş e, ince çubuklardan oluşuyor. Burada da bağlantılar genellikle kaynaklı veya civatalı olabilir. Mesela buna bir örnek vereyim ben. Örneğin işte sol tarafta Dikdörtgen profiller kullanılarak bir kafes meydana getirilecek. Bunları bağlamak için civata veya perçin dediğimiz elemanlar kullanılıyor. Civatayı söküp takabiliyorsunuz. Perçini söküp takamıyorsunuz. Yani kesip atmanız lazım. İki tarafı da kapalı. Yani şöyle bir şey düşünecek olursak. Mesela bir tarafı şişirilmiş bir pim düşünün. Ondan sonra bu yapının içerisinden geçiriliyor. Şöyle yapalım. Mesela iki elemanı birleştireceğim ben. Bunun içerisinden geçirdim. Tabii şöyle yapalım. Geçebilmesi için boşluğumuz var. Burada da gene aynı. Sonra diğer elemanım. Ondan sonra ne yapıyorum ben? Diğer tarafa böyle bir Kalıp gibi bir şey koyuyorum ve buradan bunu dövüyorum ve bunun da bu tarafını bu şekilde şişirmiş oluyorum. Böylece e, bozulmaz bir yapı meydana geliyor ama tabii işte bir sıkıntı olduğu zaman ne yapmam lazım? İşte buradan taşlama makinesiyle kesip burayı atacağım, sonra sökeceğim gibi düşünebilirsiniz. Ama eskiden e, yapılan birçok işte tren yolu vesaire köprülere dikkat ederseniz. Hep bu şekilde perçinli olduğunu görürsünüz. Yoldan aracınızla geçerken baktığınızda şunu fark edersiniz. Bu şekilde plakalarla birbirlerine perçinlenmiş. E şimdi civata daha kolay ama sürekli bir titreşime maruzsa civatada tabii ki çözülme tehlikesi var. Yani araçlar sürekli geçiyor, titreşiyor. Bundan dolayı civatalar çözülebilirler. O yüzden onlara... Dikkat etmek gerekiyor. Mesela ben şimdi kafes yapılar deyince hemen şöyle bir iki örnek paylaşayım sizinle. Faraz'a şöyle bir köprümüz var. Bakın. Bir su yolu üzerine veya işte bir nehir üstünde böyle bir köprü yapılmış. Dikkat ederseniz buradaki bağlantılar, tabi resim biraz küçük ama e, bağlantı noktalarının hep Buradaki gibi e, perçinli olduğunu görebilirsiniz. Veya işte ne bileyim çatılarda kullanılabilir. Örneğin şöyle bir resim paylaşayım sizle. Mesela bu da yurt dışından bir örnek. Seattle'da bir şey ama söylediğim gibi her yerde zaten bu tip örnekleri görmeniz mümkün. Mahallenizde bile görebilirsiniz yani. Burada ne yapılmış? Dikkat edin. iki boyutta aynı şekilde bağlantı elemanları kullanılarak burada da gene perçinli bağlantı söz konusu veya perçin yerine buralara kaynak da atılmış olabilir. Şöyle kenarlarına kaynaklar atılarak da bağlanmış olabilir. İşte burada bir, iki, üç, dört aynı biçimli elemanların belli aralıklarla döşenmesiyle de ne yapılıyor Gene iki boyutta kafesler birleştirilmiş 3 boyutta bir çatı sistemi meydana getirilmiş. şimdi burada e, kafes sistemlerinde tabi dikkat edilmesi gereken birçok nokta var yani biz burada onları e, dikkate almamız lazım. E, kafes sistemi nasıl çalışıyor? E, nelere dikkat etmek lazım. Onlardan bahsedelim birazcık da. Şimdi bağlantı plakaları dedik çok kullanılıyor. Mesela düz bağlantı plakalarının kullanıldığı bir örnek. Tabi bunu yaparken e, zamana bağlı olarak birçok kişi bunları geliştirmiş diyelim. Kendi isimlerini vermişler bu bağlantı tiplerini. Mesela şunu şu görmekte olduğunuz yapı Warren kafes sistemi bağlantı plakaları şeklinde adlandırılmış Yani ben yazayım adını buraya ve borun kafes sistemi şeklinde geçiyor bu tipteki bir bağlantımız şimdi söylediğimiz gibi biz e, önceki konularda bahsettiğimiz gibi işi biraz kolaylaştırmak maksadıyla daha çok iki boyutta çalışmak üzerine gidiyoruz. Yani 3 boyuttaki sistemde mesela işte şuradaki söylediğim gibi çatı sisteminde biz bir tane elemanın işini hallediyoruz ve diğer elemanlara yayıyoruz olayı yani veya tüm sistemden yük ne kadarsa bunu bölüyoruz. Tek bir iki boyuttaki elemana ne kadar gelir yük? O yükü alarak onun üzerine yayılı yük etkitiyoruz faraza veya yükleri tespit ediyoruz. Sonra da bunun hesabını yapıyoruz. Bu bizim için daha kolay oluyor. İşte bu tip sistemlere düzlem kafes sistemleri diyoruz. Tek bir düzlem içerisinde yer alıyor. <laughs> Ve işte görüldüğü gibi genelde çatılarda veya köprülerde taşıyıcı sistem olarak kullanılıyor. Burada da yükümüz çatıdaki yükümüz aşıklardan düğüm noktalarına aktarılıyor ve uygulanan yük kafes sisteminde bir düzleme etkidiği için de analizimiz iki boyutlu olarak çözülebiliyor. Mesela buradaki anlattığımız olayı biraz daha basite indirgeyecek olursak şöyle gösterebilirim ben. Şimdi buraya bakacak olursanız bir çatımız var çatının üzerine yüklerimizi aldık. İşte yağmur yükü olur, kar yükü olur, rüzgar yükü olur veya işte üstünde kiremitler var. Vatandaşlar geziniyorlar, kiremit aktarırken şudur budur. <laughs> ya da işte uydu anteni takıyorsunuz, e, su depoları takılıyor değil mi? Güneş ısıtma sistemleri vesairesi de olabilir. E, bunlar da yük olarak çeşitli değişken yükler olarak kabul ediliyor. Sonra bu yükleri aldık taşıyıcı kirişlerden yani aşıklardan gelerek buradaki B şıkkında görülen iki boyuttaki kafes üstüne aktarılmış oldu. Ve burada da iki boyut olarak biz bunu bağlantısını düşüneceğiz. Şimdi burada tabi şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Düzlem elemanda düzlem kafes sistemi elemanlarında neler var? Hemen yapısal olarak bunları da görelim. Mesela şuraları temizleyelim. Şimdi buraya baktığımız zaman işte ne görüyoruz? Gene bir köprü. İşte burada zemin üzerinde yükün Öncelikle boylama olarak sonra da yani boylama dediğimiz bakın bu uzun e, kiriş elemanları diyebiliriz bunlara. Ondan sonrasında taban kirişlerine ki e, şuradaki geçen elemanlar yani karışmasın diye aslında ikisi de kiriş ama boylamalar kirişin içerisine geçen elemanlar şunlar kirişlerimiz. Aralardakiler boylama. Sonra onun üzerine ne yapıyoruz? Zemin kaplanıyor. Tabi bu şimdi bir sürü köprü çeşidi var. Bu çok basit bir örnek. Ondan sonra işte kolonlar meydana getiriliyor. Bağlantı elemanları meydana getiriliyor. Bunları topladığınız zaman işte şurada iki boyutlu bir kafes var. Arka tarafında aynısı bir daha iki boyutlu bir kafes var. Sonra bunları da gene tavan kirişleriyle bu sefer bağlantısını yaparak üç boyuttaki köprüyü meydana getirmiş oluyoruz. Şimdi tabi yapılan kabulleri öğrenmek lazım. Mesela ben şimdi size bağlantı tiplerini göstermiştim ama burada köprü görüntüleri üzerine bunu bir daha daha farklı bir görüntüyle paylaşmak istiyorum. Burada düğüm noktaları veya mafsal diye söylediğimiz şekillere bir daha bakacak olursak şimdi şuraya bakalım. Burada nasıl uygulandığını görebilirsiniz. Dedi ki bakın civatalı bağlantı, perçinli bağlantı. Ondan sonra burada da e, tek noktadan işte mafsallı bağlantılar var. Bakın burada da gerçekten nasıl uygulanmış. Örneğin bakın şurada perçin var, plakalı perçinli bağlantı görülmekte. Genelde de bu tercih ediliyor açıkçası. Ama son zamanlarda işte bu uzay kafesleri, üç boyuttaki sistemler e, daha çok yaygınlaştığı için bazı yerlerde bu da kullanılıyor ama o daha çok işte kafeterya gibi e, yerlerde daha çok tercih ediliyor diye söyleyebiliriz. Şimdi mesela. Ona bir örnek vereyim ben size. Şöyle bir görüntü paylaşayım. Daha yoğun bir şekilde kafeslerin kullanıldığı iki boyutlu ardı ardına bakın bir yapı var burada. Yani hep aynı şey ama arka arkaya örneğin işte birer metre ikişer metre arayla tekrar edilmiş ve ciddi büyük bir alanda e, bir çatı sistemi meydana getirilmiş. Tabi burada bu tipler önemli. Ee, onlara işte bakmamız lazım. Hangi tip acaba daha uygundur bizim açımızdan. Onlara dikkat etmekte fayda var. Mesela ben şimdi burada biraz onlardan bahsedeyim istiyorum sizlere. Çünkü bu e, eleman tipleri söylediğimiz gibi tercihe göredir ama seçmekte fayda var. Mesela genel olarak hepsini. Verecek olursam hepsini derken tabii daha fazla seçenek mümkündür. Ama e, fazlalıkla rastlanan diyebiliriz. Şöyle bir şey göstereyim. Evet buraya baktığınız zaman günümüzde sıklıkla rastlayabileceğimiz kafes tipleri bu şekilde söylenebilir. Hatta bunun ayrıca sınıflandırılmış olarak bir daha verebilirim. Mesela Pratt tipi bir e, kafes sistemi görüyorsunuz. Hoa tipi bir kafes sistemi. Bakın farklılık nedir? Burada ana e, dikmen var merkezde Pratt kol e, sisteminde. Ana merkezin tepe noktasından aşağıya açılarak gidiyor. Hoa'da ise bunun tam tersi aşağıdan yukarıya doğru açılarak gidiyor ve bu sistem tekrar ediyor. Pratt'te de gene aynı şekilde. Fink'e baktığınız zaman ise dikmeler yok. Dikmeler yerine hep açılı elemanlar e, giderek bir sistem meydana getirilmiş. Ya da aşağıda Pratt'in e, farklı bir versiyonunu görüyorsunuz. Yani şuradan kestiğiniz zaman tepe bölgesini kestiğinizde şöyle hemen bir uygulama yapacak olursak mesela şöyle. Buradan keserseniz aşağı yukarı bu mantıkta olduğunu görürsünüz. Benzer şekilde bunu alıp buradan kesersem Hov mantığı aşağıya aktarılmış gene. Ve biraz önce söylemiştik, Warren demiştik. Warren'da zaten Warren uygulaması da burada görülüyor. Baltimore tipi e, köprü ve kafes sistemleri bu şekilde bu artık birkaç e, mantığın birleştirilmesiyle meydana getirilmiş. Bunlar genelde e, en üsttekiler e, çatılarda tercih ediliyorlar. Roof trusses diye geçmiş zaten. Şu kısım yani e, basit biraz daha değiştirilmiş versiyonu e, veya işte K-truss dediği son olarak ilave edilen bunlar daha çok köprülerde tercih edilen kafes yapıları. İşte stadyum demiş aşağıda. Burada bir taraftan destekli ve büyük bir yapıyı e, üzerini kapatmak için kullanılan bir sistemden bahsediliyor burada. Sonra ankastre durumda yani duvara bir tarafı mesnetli uç tarafı açıkta olan kantilever portion dediği yani işte ankastre sistemler veya baskül olarak adlandırılan son noktası bu şekilde farklı olan yapılarımızda mevcut. Şimdi şöyle bir bakayım ben. Genel olarak e, bunlarda hatta farklı birkaç örnek de var istiyorsanız madem bahsediyoruz onları da göstereyim sizlere. Şöyle bir saniye bekleteceğim. Gene burada çatı kafeslerine örnek vereyim ilave olarak. Sığacak mı bilmiyorum. Sığacak herhalde. Evet, şöyle yapalım. Evet, burada baktığınız zaman scissors denen makas tipi gene çatı uygulaması görüyorsunuz. Yan taraf zaten hovdu. Hov buradaki aynısı. Pratt sistemi ilk baştaki. Burada ilave olarak şu var. Bakın fan diye bir sistem var. Fan yazılıyor. Burada mevcut değil. E, fink şuradaki çatı uygulaması ama burada ilave bir de cambered fink var. Yani hafif zemin bölgesi düz değil de belli bir e, yay gibi düşünelim. Yani e, yukarıya doğru bir eğriselliği var. İşte buna da Cambered Fink denmiş. Söylediğim gibi başka çeşitleri de olabilir yani. Köprülerde ise farklı olan bir iki şey daha var. Onları da ben vereyim. Ee, aynı uygulamalar var ama biraz değişik durumlarda ne yapılabilir? Bunu öngörebilmek maksadıyla mesela pardon biraz bekletiyorum. Evet. Orada da örneğin şunları ilave verelim. Burada ise Warren tipinin bakın Warren'ın burada üst tarafı düz. Burada Warren tipinin üst tarafı biraz daha e, eğimli. Yani duruma göre yük miktarını taşıyacağı yüke göre buradaki burayı arttırdığınız zaman yük taşıma kapasitesini de biraz arttırmış oluyoruz tabii ki. Pratt sistemi biraz daha bakın bağlantı tipleri net olarak görünüyor burada tekil bir mafsal olarak gösterilmiş burada ilave parker bağlantısı var yani üst tarafı gene eğrisel şekilde bağlanıyor ee, ama hepsi lineer elemanlar alt tarafına geldiğimiz zaman ise burada üç tip daha elemanımız var bir tanesi bowstring yani bu sanki bir yay gibi, değil mi? Ondan dolayı bow denmiş. Yani ok yay mantığında düşünürseniz bu yayı andırıyor. Ondan dolayı bow string diye bir isim verilmiş. Alt tarafında ise e, subdivided warren deniyor. Yani bu warren mantığının alt elemanlara bölünmüş şeklidir. Ve bir yan tarafta ise three hinged arch diye söylemiş. Bu ise ee, üç noktadan mafsallı işte birinci nokta, sonra tepede e, bağlantı noktamız var, burada bir e, mafsalımız var ve alt noktada bir mafsalımız var. Bu şekilde asimetrik farklı durumları izah eden bir e, köprü kafes çeşidimiz daha mevcut. Evet, şimdi burada artık denge durumundan bahsetmemizin vakti geldi. Yani basit bir kafese baktığımızda şunları bir temizleyelim. Hemen karşımıza şu şekilde bir mantık geliyor. Şimdi bu mantığı bir inceleyelim. Onu anlatmaya çalışalım öncelikle. Evet. Şimdi burada bir P kuvvetimiz var tabii ki şöyle. Şimdi bir sol taraftaki şekle dikkat edelim. Bir de sağ taraftaki şekle dikkat edelim. Basit bir kafes inşa edilirken bir üçgen ile başlıyoruz. Tabi bunun bir sebebi var. Sonra bunu geliştirmek için ise onun üzerine farklı farklı elemanlar ekleye ekleye devam ediyoruz. Üçgenler ekleye ekleye devam ediyoruz. Şimdi bu. Bu sistemlere basit bir üçgenden başlandığı için ise basit kafes olarak biz bunu adlandırmışız. Şimdi bunun mantığı nedir acaba? Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta şu. Eğer ben işime başlarken dörtgen bir elemanla başlasaydım mesela hemen bir görüntü paylaşayım sizinle. Şöyle bir elemanla başlasaydım yani A, B, C, D dörtgen elemanı. Şimdi burada denge şartını sağlamam neredeyse imkansız. Sebebi ne? A ve D noktalarında mesnetlerim olduğunu düşünün. B noktasından bir yük uyguluyorum. İşte bu yükü uyguladığımda bir anda B noktası ne yapacaktır? Şöyle göçebilir. Yani B noktası böyleydi. Yükü bu uyguladım. B noktası hop bu tarafa gitti. Niye? E çünkü dört tane eleman var. Yani bu noktayı tutan başka bir yer yoksa, yani C noktasını bir duvara bir yere bağladıysanız tamam ama onun haricinde e, buradaki B noktasının aşağı yukarıya hareketini kontrol etmem çok zor. B C noktasını bağlasanız bile burada gene tam olarak dengeyi sağlayamıyorsunuz. Dengeyi sağlayabilmek için, e, i̇ki eleman kullansak zaten iki eleman bir tanesi ad olsun diğeri ise e, nasıl olacaktır? İkinci eleman anca üzerine bağlayabilirsin açıkta kalır öbür türlü. Demek ki iki eleman zaten olamıyor o zaman işte en temel eleman üçgen haline geliyor. Ve böyle bir durumu gösterirsem de üçgen elemanı kullandığımda artık denge şartını sağlamış oluyorum. Çünkü niye? Buradan kuvveti bastırdığım zaman BC çubuğunun gideceği bir yer yok. BC çubuğu ne yapıyor? C noktasından bağlı. O da A'ya bağlı. O da A'da B'ye bağlı. Ve böylece bir döngü meydana geldi. Sen kuvvetleri bastırdıkça bu A şeklindeki gibi bir şekilde değişiklik, konum değişikliği meydana gelmiyor. Ve böylece ben e, üçgen temel elemanını anladığıma göre bunları söylediğim gibi yan yana birleştiriyorum ve artık kafes yapısını oluşturmaya başlıyorum şeklinde izah edebilirim. Ve burada da söylediğim gibi e, zeminden üçgenle başlamak en mantıklısı ya da hazır olarak siz bunu kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey gösterelim. Burada da bakın gene farklı bir yapı söz konusu. Üzeminden üçgenle başlıyorum. Denge şartını sağladım. Bakın burada G noktasına gittiğiniz zaman bir dörtgene vardığını görüyorsunuz ama ben artık iç bölgede dengeyi sağlamışım. Buradan G noktasına bastığınız zaman artık A noktası ve F noktaları tutulduğu için hatta C noktası tutulduğu için Buradaki G noktasının şu gösterdiğimiz A şekline göre e, yani hareketinin olmadığını göreceksiniz. Gene bir denge durumu vardır diye ifade edebiliriz. Burada tabi şöyle bir e, denklem karşımıza çıkıyor. Dengeyi sağlamak için. Nedir o denklem? Diyorum ki C eşittir. İzah edeceğim birazdan bunu. 2d 3 Nedir bu acaba? C dediğimiz toplam çubuk sayısı şurası. Ondan sonra d dediğim şey düğüm sayısı yani mafsal. Yani burada mesela 1 2 3 tane var. Diğerinde ise 1 2 3 Dört tane mafsal var bakacak olursanız. Şimdi bu toplam çubuk sayısına ulaşmak için işte biz bu formülü kullanıyoruz ve e, burada da serbest isim diyagramından bulunabilecek bilinmeyen sayımızın ise c artı üç olduğunu görüyoruz. Yani c artı üç ne veriyor bize? 2D veriyor. Bu şekilde biz e, yani serbest cisim diyagramından bilinmeyen sayısını bulmak istediğimizde bu ifadeye başvuracağız diye de söyleyebiliriz. Şimdi burada tabii ki denge koşullarına dikkat etmek lazım. Nedir bu denge koşulları? E, çünkü birkaç tane yöntem var bunları çözebilmek için ama bu denge koşullarının tespiti önemli. Şimdi öncelikle statikçe bilinen veya statikçe bilinmeyen durumlardan dersimizin başlangıç zamanlarında bahsetmiştik. Ne demekti bu? Elde ettiğimiz denklem sayısının bilinmeyen sayısıyla denk olması ya da bu denkliğin olmaması durumları. Eğer biz işte bir cisme tesir eden düzlem kuvvetlerdeki dengeye bakıyoruz. Şimdi burada birbirine bağlı olmayan 3 denklem çıkacağını biliyoruz. Çünkü niye? Kartezyen sistemde 2 boyutta x ve y var elimde. Buraya dikkat ettiğim zaman yapacağım denge denklemleri hangileri? Toplam fx eşit 0 toplam fy eşit 0. Ve bir de ne geliyor? Toplam moment ki z momenti buradaki eşit 0. Ben ne yaparsam yapayım 3 tane denklem çıkartabilirim. Yok A noktasına göre moment alacağım. B noktasına göre moment alacağım. Bunlar ayrı denklemdir. Hayır gene aynı şey çıkar. Yani gene aynı ifadeye ulaşmış olursunuz. Farklı bir denklem elde etmezsiniz. Bakarsınız gene çözemiyorsunuz. Demek ki üç tane denklem çıkartabiliyorum. Eğer burada bilinmeyen sayısı bunlardan fazla olursa, işte o zaman bu statikçe belirsiz bir sistem oluyor ve çözümü yapamıyoruz, gerçekleştiremiyoruz. Şimdi bizim çözümü gerçekleştirebilmemiz için denklem sayısının bilinmeyen sayısına denk olması ya da daha az olması lazım. Ve burada da işte bilinmeyen sayısı denklem sayısından ne kadar fazla ise sistemdeki belirsizlik de o kadar fazladır. Şimdi biz belirli olan sistemlere statikçe belirli veya izostatik sistemler diyoruz. Mesela şöyle bir yapıda bu izostatik bir sistemdir. Ama mesela ben bu yapıya getirip bir tane daha mesnet eklesem buraya Burada bilinmeyen sayısı artar. İşte böyle bir durumda da statik bakımdan belirsiz yani statikçe belirsiz bir sistem veya hutta ona hiperstatik sistem diyoruz. Evet, yani statikçe belirli sistemler, statikçe belirsiz sistemler. Şimdi statikçe belirsiz sistemlerde ise bu belirsizliği yok edebilmek için dışarıdan bir takım denklemler getiriyorum. Bu dışarıdan dediğim şey mesela mukavemeti devreye sokuyorum. İşte geometriyi devreye sokuyorum. Gibi 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 farklı alanlardan başka denklemler getirip burada o denklemi kullanıyorum. Sonra reaksiyonları çözüyorum diye de izah edebiliriz. Şimdi burada tabii farklı bağlantı şekilleri var. Ve biz onlara dikkat ederek çözümlerimizi yapmaya çalışacağız. Burada da şöyle bir şey düşünmek gerekiyor öncelikle. Acaba biz yapımıza nasıl bakalım? Serbest isim diyagramını çıkartırken nelere dikkat etmeliyiz? Buradan görmüş olacağız. Söylediğim gibi iki boyutta çalışırsak ilk başta basit bir şekilde olayı öğrenmiş oluruz. Tabii ki üç boyutta e, da çalışmalar mümkün olabilir. Ama burada e, dikkat edilecek e, önemli noktalar var. Ve bu izostatik olma şartında buradaki önemli noktalardan e, mesela şöyle bahsedelim. Bir tane formül çıkarttık değil mi şuradaki formül. E, toplam işte çubuk sayısı şeklinde bir ifadeye ulaşmaya çalıştık. Burada da düğüm sayısı ve toplam çubuk sayısıyla bir denklem elde ettik. Şimdi ben bunu biraz daha geliştireceğim. Diyorum ki D gene düğüm sayısı olsun. Bu sefer ben R mesnet reaksiyonlarını da ekleyeceğim. Yani diyorum ki Çubuk kuvvetlerini bulabilmek için, şunu şöyle bir getirelim. Şuraları bir temizleyelim. Hatta oraları kalsın ilk baştaki. Çubuk kuvvetlerini bulabilmek için benim yapmam gereken şey ne? Bir kere burada şuna çok dikkat ediyorum. Kafes sistemlerinde. Burada kullanılan çubuklarda eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri asla olmaz. Bakın bu çok önemli. Soruları çözerken bu cümleyi hatırlamıyorsanız büyük hatalar yapabilirsiniz. Çünkü niye? Ona göre reaksiyonları bulacaksın. Sen diyeceksin ki ya bu ankastredir. Ankastrede moment vardır, değil mi? E bunda yok ki. Yani çubuk sisteminde moment yok. Ee, şey kafes sistemindeki çubukları kastederek söylüyorum. O zaman işte burada bu cümle önem kazanıyor. Yani tekrar ediyorum kafes sisteminin çubuklarında eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri sıfırdır. Sadece çubukların üzerinde çubuklara paralel olarak olan mevcut olan çubuk kuvvetleri vardır. Şimdi burada bunu biraz açalım. Dedik ki D düğüm noktası mesnetler dahildir buna. Yani A'da mesnet var. D'de mesnet var. Onları da katıyorum. 1 2 3 4 ya da burası için 1, 2, 3 mesnet var. Sonra R mesnet reaksiyonları sayısı. Mesela şurada yapalım. Diyelim ki A mesneti sabit mesnet olsun. 1, Y'de bir tane de X'de var kuvvet. C mesneti kayar mesnet olsun. Yani tek yukarıya doğru mesnet olacak. Şöyle yaparsanız. O zaman burada baktığım zaman mesnet reaksiyonları kaç? 1, 2, bir tane de burada 3. Böyle bir durumda R3 olur. Düğüm noktası sayısı mesnetler dahil kaç? 1, 2, 3. Burası da 3 olur. Çubuk sayısı kaç? 3. 1, 2, 3. Yani basitçe bakmış olduk. Şimdi burada her çubukta bilinmeyen olarak bir çubuk kuvveti varsa yani ne demek bu? Şöyle kırmızıyla gösterelim. AB çubuğu var. Bir tane FAB kuvveti var. Burada FBC kuvveti var. Burada ise FAC kuvveti var. 3 tane de kuvvet var. Şimdi o halde biz reaksiyonlar ile birlikte bilinmeyenlerin toplam sayısını ne yapıyoruz? Hemen yazarsak reaksiyonlarımız 3 çubuk kuvvetimiz 3 altı tane olduğunu gördük, değil mi? Yani burada AXAE var ve burada e, CY var, mesnet reaksiyonları olarak. Sonra da 3 tane çubuk kuvvetimiz var. Burada işte kafesi teşkil eden çubukların boyutları, her çubuğa gelen kuvvet ve zorlanmaya göre hesaplandığını biliyoruz. Bu hesaplamalarda iki esas kabul ediliyor. Bir tanesi çubukların birbirleriyle bağlanışı, bağlantısı sürtünmesiz kabul ediliyor. Bakın mafsallarda sürtünme yok diye düşünüyorum. İki veya daha fazla çubuğun bir arada bağlandığı bir mafsala ise düğüm noktası diye adlandırdık. Sonra mafsalların sürtünmesiz olduğunu kabul ederek de düğüm noktalarının moment taşımayacaklarını baştan kabul etmiş oluyoruz zaten. Ha şimdi dedik ya kaynaklı bağlantılar, civatalı bağlantılar var. Burada aslında bu durum pek öyle değil ama olayları daha basit çözebilmek için bunu kabul ediyoruz. Yani sanki hepsi işte mafsallı bağlantı derken nasıl o çubuk buradan böyle geliyor. Bir bağlantı yuvası var. Öbür çubuk da var. Bu şekilde onun arkasında o da aynı şekilde bağlantı yuvası var. Ortadan bir civata geçirdim. Çok da sıkmadım civatayı hafif gevşek. O zaman buradaki e, çubuğum ne yapabilir? Şöyle kalın bir şeyle gösterirsek, burada çubuğum şöyle olsun. E, şu nokta böyle böyle hareket edebilir veya işte şöyle şöyle hareket edebilir. Çünkü çok sıkı değil civata. Hafif oynamalara müsaade ediyor. Gibi kabul ederek çözüm yapıyorum ki iş kolay olsun. Ve yani öbür türlü düşünürseniz işi biraz zorlaştırır çünkü her noktada ...momentler çıkacak, bir sürü şey çıkacak... ...ve çok büyük de farklılık olmadığını görüyoruz açıkçası. Bundan dolayı hiçbir momentin olmadığını ve sürtünme olmadığını kabul ediyoruz. İkinci durum ise kirişe gelen bütün dış kuvvetlerin düğüm noktalarına tesir ettiği... ...yani çubuğun iki düğüm noktası arasındaki kısmına hiçbir kuvvetin gelmediğini düşünüyorum. Ve... Burada da e, işte bazı metotlar kullanmaya başlayacağım. Ne demek bu? Yani şöyle söyleyecek olursak tekrar. Mesela bakın kuvveti B'den vermişim. Gidip ortadan vermiyorum. Ortadan versem bile bunları yayıyorum. B ve C gibi sanki. Ve yük her zaman söylediğim gibi mesnetlerden geliyor yani bağlantı noktalarından ve buralarda sürtünme hiçbir zaman yok diye düşünüyorum. Şimdi bu kriterler son derece önemli çünkü bunlara dikkat ederek biz çözüm yapmaya başlayacağız. Şimdi bir kere burada hemen şundan bahsedelim. Tabii şunu tekrar yazalım ki burada yazmamışız bakın söyledik ama yazmadık. Burada R artı Ç olduğunu söyle söyledik yazmamışız. Yani bilinmeyenlerin toplam sayısı bu. Değil mi? Burada da gene böyle bir ifade çıkartmıştık. Yani çubuk sayısı eşittir. 2 ta iki kat düğüm sayısı eksi 3 şeklinde bir ifade vardı. Buradan e, Ç artı 3'e ulaşmıştık. Burada da dikkat ederseniz aslında onu dengelediğini görüyoruz. Ç artı 3 olduğunu görüyoruz değil mi? Nedir bu? 3 nereden geliyor? İşte reaksiyonlardan geliyor. Ne zaman geliyor? İzostatik sistemde geliyor. Statikçe belirli sistemdedir bu. Yoksa bu e, R ifadesi artacaktır. Ve buradaki 3 olayı ortadan kalkacak. Ve sistemde çözüm olmayacak şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi basit kafes sistemlerinin analizine bakacak olursak yapımızda bir dış kuvvetlerin oluşturduğu durum var. Bir de çubukların içerisinde oluşan durum var. Yani burada mesela B kuvveti sisteme dışarıdan verilmiş bir kuvvettir. A ve D noktalarında mesnet reaksiyonları vardır. Dış kuvvet ama ben burada AB çubuğunun içindeki kuvvet ki AB çubuğun içindeki kuvvet şöyle olmaz. Böyle olmaz. Ne dedik? Çubuğa paralel olacak. Çubuk kuvvetidir. Yani ya böyle olur veya böyle olur. Yani AB'yi ayrıca dışarıda çizersem ya böyledir kuvvet veya nedir? Tam tersi şöyledir. İşte böyle durumlara biz çeki kuvveti, çekmeden geliyor. Böyle durumlara ise bası kuvveti deriz. Çeki kuvveti derken İngilizcesi tensile force, bası kuvveti ise compression force olarak geçiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi kafes sisteminin çözümünü yaparken öncelikle ki ne dedik biz buna? Tras sistemi dedik. Tras analizisi yapıyoruz yani. Dış kuvvetlerin dengesine bakıyorum. Yani serbest cisim diyagramı bu yüzden önemli. Acaba hangi noktaları alayım? Öncelikle cisme bakıyorum. Sadece dış kuvvetler ve kafesin iç yapısını bozmadan mesela bakın A'da bir mesnet var burada. Sabit. C'de de kayar mesnet var diye düşünüyorum. Ve B noktası hatta D'den bir tane kuvvet uygulandığını farz edelim. F kuvveti. Şimdi öncelikle ben serbest isim diyagramını alırken kafes içindeki kuvvetlerin hiçbirine bakmadan tabii ki bu genel yaklaşımdır. Her zaman illaki bu olacak denmez ama kolaylık sağlar. A sabit mesnet ise o zaman burada bir ay oluşur. Sonra bir ax oluşur. Oluşur derken oluşup değeri sıfır da çıkabilir. Ama sen koyacaksın. Sonra bir e, c noktasında da y mesnetimiz var. Bunları çıkartırız. Dış kuvvetimiz var ve mesnet reaksiyonları. İlk baştaki serbest isim diyagramı böyle olursa Soruyu çözmeye başlamadan önce direkt mesnet reaksiyonlarını hesaplayarak başlamış olurum. Çünkü iç yapı elemanlarına giderken bizi çevreleyen dış kuvvetlerin tamamını ne kadar çok bilirsem iç kuvvetlere o kadar çabuk ulaşırım. O zaman da ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Şuraları bir temizleyelim artık. Yani ne yapacakmışız? Öncelikle mesnet reaksiyonlarını bulmaya çalışmak daha avantajlı. Şimdi burada birkaç tane metot var. Bir tanesi düğüm metodu, bir tanesi ise kesim metodu. Aslında üç metot var da Üçüncü metot hani ondan birazcık bahseder bırakırız olmazsa. Şöyle bir sistemle ben izah etmeye çalışırsam nedir o? İşte kafes sisteminin çözümlemesini yaparken birinci dış kuvvetlerin dengesine gidilir. Biraz önce söylediğim gibi oradan da mesnetteki kuvvet tepkileri bulunur. Buradan bir tarafı hallettik. Sonra ise iç kuvvetleri bulabilmek için her bir çubuk kuvveti için ayrı ayrı çözümleme yapılır. Burada da tabii ki her durum için ayrı bir serbest cisim diyagramı çizilir. Bunu çizerken ise işte söylediğim gibi bir tanesi düğüm noktaları yöntemi, diğeri ise kesim metodu olarak adlandırabileceğimiz bir durumdan faydalanırız. Ve problemi çözerken ise ne yaparız? Hemen şuralara gerek yok artık. Düğüm veya kesit dedik. Tabii ki denge denklemlerine bakarız. Yani toplam fx eşittir 0, 2 boyut için... Toplam MY eşittir. Toplam FY eşittir 0. Deriz. X de ve Y de denge söz konusu olur. Şimdi burada e, öncelikle söylediğimiz gibi çubuk kuvvetlerini belirliyoruz mesnetlerden sonra. Burada düğüm noktaları yöntemi dediğimiz yöntemden bahsetmeye başlayalım. Şurayı bir alıyorum. Yine kafes sistemindeyiz. Düğüm noktalarına da biz İngilizce'de joint diyoruz, bağlantı noktası yani. Düğüm noktaları yöntemi. Şimdi burada e, tabii ki öncelikle iç kuvvetlere ulaşmaya çalışıyorum. Mesnetleri buldum. Sonra da düğüm noktaları yöntemiyle bu kuvvetleri belirlemek için e, harekete geçiyorum. Teker teker serbest isim diyagramlarına. Başlayacağım. Şimdi burada yapmamız gereken şey, evet, şimdi söyledik ki burada denge prensibini kullanacağız ve her bir durum için, her bir mafsala etkileyen kuvvetlerin düzlemsel olduğunu düşünüyorum ve çubuğa paralel olduğu için bu kuvvetler aynı noktadan geçeceğini biliyorum. Nasıl? Mesela işte bir kafes var. En basit elemanı çizelim. Üçgen. Ve A mafsalına, A mesnetine bakıyorum. Burası B olsun. Burası C olsun. O zaman AB kuvveti ya böyle olacak ya böyle olacak. İkisi de A noktasından geçer. AC ise ya böyle olacak ya böyle olacak. A noktasına baktığınızda ikisi de A'dan geçer. Yani AB kuvveti de A'dan geçer. AC kuvveti de A'dan geçer. Heh, demek ki burada düzlemseldir ve aynı noktadan geçtiğini biliyorum. Söylediğim gibi AB kuvveti böyle olmaz. Ha, şu olur ama AB kuvveti nasıldır? Açılıdır burada. O yüzden AB kuvvetinin iki bileşeni vardır. Yani AB kuvvetinin mesela burası ABY bileşeni. Diyelim ki çeki kuvveti burası ABx. Ha ama kuvvetin bileşkesini aldığınızda AB böyle. Buradan da ne çıkar? Bakın AB'nin x bileşeni var bu tarafa. Oba AB'nin x bileşeni ne yapıyor aslında? AC kuvvetine denk geliyor. AC kuvveti de yatayda olacağına göre ABx eşittir AC çıkar buradan. AC'yi bulmuşsan aslında AC ise BC X'e denk gelir gibi hani basitçe bir şey söyleyebiliriz. Bunu da gözden kaçırmayalım. Şimdi demek ki düğüm noktaları yöntemi bizim için nokta nokta ilerlememiz gereken bir metot. Yani ne yapıyoruz biz burada aslında? Bir olayın çözümüne başlarken sadece bir noktanın serbest cisim diyagramını çiziyoruz. Diyorum ki ben dış kuvvetim vardı. Oradan hareketle mesnet reaksiyonlarını buldum. Sonra da diyorum ki iç kuvvetleri bulayım. Ne yapacağım? A düğümünün serbest isim diyagramını çiziyorum. Hepsini bulduktan sonra geliyorum diyorum ki A düğümü. Mesnet reaksiyonların belli. Ay. Buradan Ax. Bir de ne var burada? AB ve şurada ne var? Diyelim ki AC kuvveti. E burada ben AX'i biliyorum. AY'i Ay biliyorum. Buradan AX AC bakın. Ama yani AX yönüne bakarsanız da ABX var burada bir tane. Ve yukarı doğru ABY var. Şimdi bu analiz önemli. Niye? Çözüme nasıl başlamanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum burada. Çünkü bazen e, o uygun noktayı seçmelisiniz. Her noktadan çözüme başlanmaz. Mesela A noktasında şurada bir tane daha kiriş olsaydı böyle buradan çözüme başlamanız hata olurdu. Çünkü burada bir tane daha kuvvet olacaktı oradan çözüm çıkmazdı. O zaman C noktasından başlardım. B'den de başlanmazdı çözüme. Yani bir yerde dış yükleri, mesnet reaksiyonlarını bulduktan sonra çözüm için başlanabilecek nokta en az çubuğun birleştiği noktadır. Yani ben şimdi A ve C noktaları denk olduğu için bir fark görmüyorum. İkisinden de başlayabilirsiniz. A'dan da başlarsınız, C'den de başlarsınız ama ...B'den başlamazsınız. Bakın orada da iki şey var birleşiyor. Niye B'den başlamıyorum? Çünkü burada bir tane Y kuvvetini biliyorum. Ama burada karşısındaki gelecek Y kuvvetleri iki tane olacak. Bir, iki. İki tane bilinmeyen var. Y'de tek denklem yazarsam çözülmez. Bunların X'leri birbirine denk çıkacaktır. AB'nin X'i ve BC'nin X'i. Buradan onu hemen öngörebilirim ama y'den çıkmayacak bu. Demek ki buradan çözüme başlarsam çözül çözümsüz kalır. Bu şu demek değil. Yani illaki başlamaz. Hayır, başlayabilirsin. Ama çözümsüz denklemlerin kalır. Diğer noktadaki serbest isim diyagramını alır. Orada da çözersin. Yukarıdaki denklemlerle birleştirip ikinci kademede üçüncü kademede sonucuna ulaşırsın. Yanlış demek değil ama Şimdi arkadaşlar genelde şöyle yapıyor. Bir noktayı seçiyor. Oradan sonuç çıkmayınca eyvah diyor. Yandım ben şimdi bulamadım buradan. Ne yapacağım? Ve soruyu bırakıyor. Şimdi tabii bu doğru değil. Ne yapmamız lazım? Şimdi burada 3 tane bağlantı noktasından bahsediyoruz. E şimdi siz koca kafes sistemi çözeceksiniz. Diyelim ki şöyle kafanızı camdan dışarıya bile uzatsanız. Hani belki rastlayabilirsiniz. Böyle koca koca elektrik direkleri var. Tabii ben biraz şanslıyım. Şimdi arkama baktığımda Sapanca'nın kenarındayım, Sapanca'nın üzerindeyim ve İstanbul'a ana elektrik hattını taşıyan e, sistemleri görebiliyorum, koca koca elektrik direkleri. E şimdi burada baktığınızda bir tane üçgen değil, yüzlerce üçgen yan yana, yani bir tane değil yüzlerce kuvvet var. Tabii ki yani basitleştirilmiş bir mantıkla daha kolay hesaplanabilir ama. E, Burada ilk noktada ben çözemedim. Eyvah çözemiyorum derseniz yandınız zaten. Ondan dolayı biz ne yapmamız lazım? Bu e, noktaları daki çözümleri hani mümkün mertebe basitten çözebiliyorsak çözerek gideceğiz. Şimdi o zaman ben A'dan başladığımı farz edebilirim. C'den başlasaydım ne olurdu ona da bakarız. A'dan başlayınca bir kere neyi biliyorum ben ilk başta a y'yi hesapladım mesnetten. a hesapladım. Şimdi x'te denge yazacağım duruma baktığımda a b var karşımda ve a C'm var. x'ten sonuç çıkmadı. Çünkü tek denklem iki bilinmeyen. Ama nereden çıkar sonuç? a Y'den çıkar. Buradaki açıyı tabii ki biliyorum ben. Teta. a y eşittir a b, y olduğuna göre. Teta'yı da bildiğime göre a b x'i hesaplarım. a x'i hesapladıysam Karşımda AX'i de hesapladığıma göre bir tek AC kalır. Oradan da AC'yi bulmuş olurum. C'den başlasaydım ne olurdu? Burada CBY ve CBX var. iki bileşen. Ve AC var. CY'den buradaki BCY'yi bulurum. Açı gene belli. BCX'i bulurum. Buradan da BCX eşittir AC derim. Buradan da çıkabilirmiş demek ki. İşte bu nereden çözebileceğinizi bulabilmek için kafes sistemine önce bir bakacaksınız. Dış yükler nereden geliyor? Bunların hangilerini hesaplayabilirim? Mesnetleri hemen hesaplayabilir miyim acaba? Bazen hesaplayamayabilirsin de. Hesapladığını düşünüyorsun. Sonra bir noktaya en çok bilinen kuvvet geliyor ise ve çubuk sayısı da en az o nokta ise oradan başlamak en uygunudur. İşte bu yönteme biz düğüm noktaları yöntemi olarak adlandırırız. Mesela kitapta basit bir örneğimiz var. Hemen onu paylaşayım. Şöyle bir kafes yapımız var. A noktası sabit mafsallı. C noktası bakın e Hafif sağa sola müsaade edebilecek bir şekilde mafsalımız var. Yani kayar mesnet diyoruz değil mi? Basitçe söyleyecek olursak. Ee, ve reaksiyon kuvvetlerine baktığımda ne oluşur? Burada Y var. A, Burada X var. Yani rastgele yönlerini verebilirsiniz. Söylediğim gibi sonra negatif pozitif çıkıyor. Yönlerini değiştiriyorsunuz. ax. Sonra burada AY. Pardon CY. Şimdi düğüm noktaları yönteminde ne yapabilirim? Mesela bakın burada mesnetleri bulduktan sonra AX ve AY'den gidebilirsiniz. Çünkü AB bu şekilde. AB AY'ye denk bir kuvvet çıkar. AX ise AC'ye denk bir kuvvet çıkar. Yani eğer İlk baştakilerin yönleri doğruysa diğerlerinin yönleri böyle olur. Demek ki buradan çözümlemeye başlayabilirim. C'den baksam CY belli, BC'nin y bileşenini bulurum. Açı belli olduğu için x bileşenini bulurum. X bileşenini bulduğum için de AC'yi de bulabilirim. Yani bu kuvvet böyle olur, burası böyle olur. O zaman AC böyle olur. B'den başlayacak olsam bu yatayda çekiyor. O zaman BC'nin bir yatay bileşeni olur. Bunu dengeleyici yönde. Bunu bulduğuma göre zaten kuvvetin şöyle olduğunu anladım ben. Niye? Çünkü bileşkesi o, bu şekilde çıkacak ya. Bu x'i dengeleyeceği için böyle olması lazım. Demek ki kuvvetin yönü böyle olur. R'u çıkartmış oluyorum hemen. Burayı buldum. 500 Newton. Burası 90 derece muhtemelen vermemiş ama e, buradaki açıyı biliyorum. BC'nin x bileşenini bulduğuma göre y bileşeni de bulurum. Bu BC'nin y bileşeni de ne yapar? AB'ye eşit olmuş olur ters yönlü. Demek ki bu soru için her üç noktadan da çözüme başlayabilirmişim. Çıkıyor kitabınızda B noktası için serbest isim diyagramı çizmiş Hatta ben o yaptıklarımı da bırakayım soruyorsun olmazsa değil mi hemen kitabınızdaki görüntüyü de paylaşıyorum ben ne olacak söylediğimiz gibi Tabii ki bir mantık kurgulayarak gidiyorsunuz rastgele şu Çünkü sıkıntı yapar yani kuvvetlere bakmadan hepsini rastgele verseniz ya bu ters yönlüymüş negatif çıktı yönünü düzeltmeyi unutabilirsin negatif çıktı bir sürü nokta hesaplıyorsun yönünü düzeltmeyi unuttun diğer bütün yönlerin yanlış çıktı bundan dolayı da ne yapmak gerekiyor yani e, tüm yönlere dikkat etmek lazım ki ilk başta düşünerek doğru yönleri verirseniz negatif çıkma ihtimalini aza indirgemiş olursunuz böylece e, kolay e, çözüme ulaşabilirsiniz diye söyleyelim. Burada ne yaptık? Dedik ki nasıl çekme, nasıl basma olur? Biraz önce düşündük. Hatta onları bir daha koyalım şekil üstüne. Değil mi? Bu yukarı doğru olur ise burası böyle olur demiştik. Ama daha bakın ilk başta AY'nin yönünün doğru olup olmadığını bilmiyorum aslında. AX'in yönünün doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bu önemli. Yani Orada acaba bunlar doğru mu değil mi ne yapmam lazım? Tespit etmem lazım. Şimdi bakacak olursanız aslında bu çubuk buraya doğru çekiyor. B bu tarafa doğru çekerken bu ABC üçgenini aslında şöyle kaldırmaya çalışır bu. Bunu çektiğinizde bu yönde, değil mi? C noktasının üzerine baskı yaptığı için bu demek ki C'nin kuvvetini doğru yapmışım ama dikkat edin AY nasıl? Bu yukarıya doğru gitmeye çalışıyorsa o zaman AY aslında aşağı doğru çekmeye çalışır. Demek ki burada AY'yi muhtemelen yanlış yaptık. O yüzden işte iyi düşünmek gerektiğini e, tekrar tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi burada düğüm noktaları yönteminde ne yapıyoruz? İşte bir çubuk kuvvetinin doğru yönünü e, tespit etmeye çalışıyorum. Bir kere Şöyle bir şey yapılıyor genelde varsayım ama söylediğim gibi çok etraflıca düşünürseniz o varsayımın farklı noktalarında işte değişiklikler olduğunu görebilirsiniz ama ben varsayımları söyleyeyim gene de. Bir kere deniliyor ki çubuklardaki kuvvetler daima çekme olarak varsayılır deniyor. Daima çubuk çekilmeye çalışılıyor diye söyleniyor. Sonra Sayısal çözümlerde ise pozitif değeri çekme, negatif değeri basmayı belirtiyor. Bu önemli bakın. Negatif çıkıyorsa basma yapıyordur. Pozitif çıkıyorsa çekme yapıyordur. Yani şu çubuğu dışarıya aldığım zaman mesela AB çubuğunu aldım dışarıya. Çubuğa gelen kuvvetler çubuktan dışarı doğru ise yön önemli değildir. Bu çekme kuvvetidir. Çubuktan içeri doğru ise bu basma kuvvetidir ve negatiftir. Ve e, bilinmeyen kuvvetlerin yönü ise, söylediğimiz gibi, burada anlattığımız gibi gözlem yoluyla bulunabilir ve serbest isim diyagramlarına burada dikkat etmek lazım. Şimdi düğüm yönteminde şöyle bir durum yok. Sadece bir noktaya odaklandığım için noktanın serbest cisim diyagramını alıyorum. Yani A noktasının serbest isim diyagramı. Dikkat edin. Bir noktanın momenti olur mu? Olmaz. Bundan dolayı da düğüm metodundaki uygulayacağınız denklemler, toplam Fx eşittir 0. Oradan işte e, Ax eşittir ne olacak? ABx artı AC gibi bir denklem çıkacak. Bir de toplam f'ye eşittir 0. Oradan da AY eşittir. Veya şöyle sıfır yapayım da orada söyleyelim sadece. AY eşittir. ABY şeklinde söyleyebilirim. Yani bakın AY'nin yönü yukarı doğruysa aslında ABY aşağı doğru olmalı. ABY aşağıysa ABX sağ olamaz. O da buraya olmalı ki bileşkesi böyle çıksın. Kuvvetin biri sağ bir yani söylediğim gibi bir bileşkeyi meydana getirirken Mesela burada kuvvet böyle ise bu bu şekildedir. Yani şöyle olmaz. Bileşkesini bulduğunuz için bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi demek ki burada moment denklemi kuramam. Düğüm metodu kullanırken sadece fx ve fy dengesi yazabilirim bir tek. Demek ki denklem 3'ten 2'ye düştü düğüm metodunda. Ve sadece 2 bilinmeyen varsa o düğüm noktasında bulabilirim. Bu da diğer bir teyit metodu ve e, bundan dolayı da bilinmeyen kuvvetlerin yönü işte söylediğim gibi tespit edilirse size kolaylık sağlar ve burada da bileşenlere ayrılabilecek kolay az çubuk sayısının olduğu noktalar ve hatta o noktalarda da bilinen kuvvetlerin olmasına dikkat etmek gerekir. Mesela B noktasında herhangi bir kuvvet olmasaydı burada hiçbir şey bulamazdınız. B noktasındaki kuvvet olduğu için B'de dış kuvvet var. İç kuvvetleri bulmama yardımcı oluyor. Ya da ilk başlangıçta serbest isim diyagramıyla mesnet reaksiyonlarını bulmadan ben çözüme başlayayım deseydiniz. A ve C noktalarından çözüme başlayamazdınız. Çünkü AX, AY ve CY'yi bilmiyor olurdunuz. Ama B'den başlayabilirdiniz çözüme. Niye? Çünkü B'de zaten bir tane bilinen dış yük var. 500 var. Buradan hemen iç yüke, işte e, BC'nin X'ine, oradan açıdan BC'nin Y'sine, sonra da e, BA'ya gidebilirdiniz. BA'nın iç kuvvetini bulduğunuz için de, AY'yi sonradan hesaplayabilirdiniz. Ama burada AX'i hesaplayamazdınız bu sefer. Ondan sonra, işte B'den burayı bulduğunuz için, Şurayı bulmuş olurdunuz. CY'yi bulabilirdiniz. Sonra CA'yı bulabilirdiniz. Bu CA'yı bulduktan sonra AX'i bulmuş olurdunuz. Bakın. Bu sıralar yani oturup problemi çözmeden haldır uldur düşünüyoruz, analiz ediyoruz. Ben neleri nereden bulabilirim? Bu sadece statik için, sadece bu konu için gerekli bir ifade değil. Herhangi bir şeyi çözerken önce problemi koyuyoruz. Yani Einstein'e demişler ki kardeşim sen bir problemi çözerken vaktini nasıl kullanırsın gibi bir soru var. Vatandaş da demiş ki problemi anlamaya vaktin yüzde seksenini harcarım diye bir ifade kullanmış. Tabi bu bir tevatür de olabilir. Ama problemi çözmek için de yüzde yirmisini harcarım. Ya da rakamlarda ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Böyle bir şey söylemiş. Olay problemi çok iyi anlamak, analiz metodunu düşünmek, hangi yöntemi nasıl uygulayacağını kafada planlamak gerekir. Ya mesela ket tasarımı yapıyorsunuz. Hani biz hayatımız boyu epey büyük ket tasarımları yaptık birçok firmaya zamanında. Şöyle bir şey olmaz. Ya ben hadi başlayayım bir yerden. Hayır. O cismi bir eline alırsın veya koca bir şekilse buna bir bakarsın. Teknik resmine defalarca, saatlerce bakarsın karışıksa. Nerede neler var? Hangi noktalar nasıl birleşiyor? Ya da bir simülasyon yapacaksın gene aynı şekilde. Kuvvetler, yükler nereden geliyor? Nereden nasıl mesnetlerim? Hangi eksenleri nereden tutarım? Bu bir mühendislik işidir. Herkesin yapacağı iş değildir. Denklemleri bilmelisin. Ana konulara hakim olmalısın. Kafan iyi çalışmalı, uzam zekan olmalı. Şekilden anlayamıyorsun. E senden iyi mühendis olmaz. Yani kimse kusura bakmasın şekli hayal edebilecek. Olmayan şekli kafada hayal edip hayaline göre çizim yapıp sonunda nihayete erdirecek veya reverse engineering, tersten mühendislik, tersine mühendislik olan bir şeyden geriye gidip en basit elemanı hayal edebilecek. Sen bunu hayal edemiyorsan sen iyi bir mühendis olamazsın. Sen başka bir meslek yapacaksın. Bu kadar nettir bu olay. Çünkü hani kişilerin kabiliyetleri farklı farklıdır. Ama mühendislik buna ihtiyaç duyar. Yani senin olayı anlayabilmen gerekiyor. Şimdi burada demek ki temel bazı mantıkları söyledik ve bir çubukta kuvvetin bir tanesini bulduysanız diğer yön dengeden dolayı muhakkak tam tersi olmak zorundadır. Ve serbest isim mantığından hareketle ee, Şöyle bir görüntü de paylaşayım ben sizle hatta. Şurayı komple temizleyelim bakın. Eğer ben o sorumu tekrar verebilirim veya başka bir görüntü. Şöyle bir şey yaparsam. Mesela kendimiz çizelim burada. Aynen şöyle bir tane eleman burada. Başka bir eleman burada. Sonra da üçüncü eleman. Hepsinin kuvvet yönleri belli. Ayrı ayrı çizersem ben bunları. Hepsine ayrı serbest isim diyagramları. O zaman birleştikleri noktaları bırakacağım. Ve geri kalan yerleri siliyorum şimdi. Faraza şuraları silelim. Birleşikleri noktalar kalsın bir tek. Evet birleşikleri noktalar kaldı. Her çubuğun çekme olduğunu düşünürsek yani rastgele söylüyorum tabii ki olmayabilir. O zaman nasıl olur? Burası böyle olur. Düğüm noktaları açısından serbest isim diyagramını aldığınızda şudur olay. Düğüm noktalarına bakarken şunu çizeceksiniz. Böyle mi acaba? Hayır. Ne yapıyoruz? Aksiyon reaksiyon. Eğer çubuk bu şekildeyse, çubuğu kendi başına hayal edin. Sadece bu var. Çubuk çekme yapıyor. A noktasına ne yapıyor aslında? A noktasına bastırıyor. Yani A noktasını çizerken aslında ne yapmış oluyorum? Çubuk çekme yapıyor. Burada basma yapıyor bakın. Değil mi? A noktasını böyle çizdim. Ama çubuklara baktığınızda çekme. Yani olay şu. Bunlar birbirini dengelemesi lazım. Yani daha da şöyle çizecek olursam aslında çok daha gerçekçi olur. Birbirini dengeleyici şekilde mesela burada çekme yapıyor. Bu da bunu ne yapıyor? Dengeliyor. A noktasının öbür tarafa itiyor. Yani bu daha doğru bir gösterim oldu artık. Burası böyleyse bu da bunu böyle iter. Burası çekiyor. Bu da bunu itiyor çekiyor, itiyor. Demek ki nasıl gösteriliyormuş? En basit olarak bu şekilde doğru olan gösterim bu imiş diye de ifade edebilirim. Yönlerin ters döndüğünü hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi gelelim bunu bir temizleyelim. Kitaptaki sorumuzla düğüm noktaları metodunun çözümüyle başlayalım. Şimdi karşımızda bir problemimiz var. Aynı problemi veriyoruz. Şimdi onu çözelim. Ebatlar verilmiş. B noktasında 500 Newton'luk yatayda kuvvet var. Burada da sorumuz şu. Her bir elemandaki kuvveti yani AB, AC ve BC çubukları içerisindeki kuvvetleri hesaplamamızı istiyor. Çekme midir basma mıdır? Yani çekimidir bası ya da basınç diyor bazıları da. Bunlardan hangisidir bulmaya çalışalım hemen biz zaten biraz önce bunların yönlerini gösterdik değil mi arkadaşlar? Kabaca bir daha yapıyorum. A, B, C noktaları herhangi birinden başlayabilirsiniz ama herhangi birinden başlayabilmek için önce mesnet noktalarını bulmam gerekir. Yani diyebilirsiniz ki biraz önce bir kabul yapmıştık bunu çekersek ne olur dedik A noktasını yukarıya doğru kaldırmaya çalışır. O zaman A, y aşağı doğru olmalı. Bu aşağı doğruysa AX böyle olmaz. AX nasıl olacak? Çünkü bir bileşkesi var değil mi? AX böyle olur o zaman. Bunu düşünerek yapıyoruz zaten. Sonra C'ye. A'ya aşağıysa bunun üstünde ters olması lazım. Çünkü bunu çekecek. C noktasını bastıracak aşağı. O zaman C'ye böyle olur. Yani ilk başta ben bu serbest cisim diyagramı için toplam fx toplam fy ve toplam mz eşittir sıfır yapabilirim. Çünkü bu bir düğüm noktası değil. Şeklin serbest cisim diyagramıdır. Burada moment alabilirsiniz. Bu şekilde ax, ay ve cy'ler bulunabilir. Madem bunların yönlerini tayin ettik o zaman ay aşağı doğruysa ab yukarı doğrudur. Burası yukarı doğru ise burası aşağı doğru olur. Değil mi? Arkadaşlar. Ondan sonra AX sola doğru ise AC sağa doğru olur. AC sağa doğru olduğu için CA sola doğru olur. CY yukarı ise burası aşağıya doğru olur. Aşağıya doğru ise burası sağa doğru olur. Demek ki bileşkisi böyledir. Buradaki bileşkesi tam tersi yönlüdür. O zaman burada da böyle olur. Bakın bütün hepsinin yönlerini ben kafadan çıkarttım. Şimdi geriye kalan hangi noktadan başlayacağınız bu soru için tüm noktalardan başlayabilirsiniz diye de söylemiştik. Kitapta B noktasından başlamış. Ben direkt şekilleri vereceğim size zaten çizdik hepsini. Bu şekilde B noktasının düğüm analizi. Sonra C noktasına geçmiş kitaptaki ve A noktasına geçmiş. En son A noktasını verelim. <laughs> Şimdi bakalım ne yapacağız? Hemen toplam fx eşittir 0. B'den başladım. 0 Tabii ki yönlerimiz hani değişken olabilir ama standart yönleri kullanırsanız kolay olur. Eşit 0. Hangisi için yapıyorum? B noktası için yapıyorum. Şunun için. B noktası için yaparsam x'de ne var? 500 newton var, pozitif de. Sonra ne var? BA'nın herhangi bir x bileşeni yok. FBc'nin de sinüs 45 bileşeni var. Eksi ben direkt BC diyeyim. FBC veya neyse karışmasın. FBC diyelim yine. FBC çarpı sinüs 45. Başka bir kuvvet var mı? Yok. Eşit sıfır. Buradan direkt FBC bulundu. Aynı değer. Değil mi? FBC sinüs 45'li olduğu için ne olacak? Çarpacaksınız. O da 707 mi yapıyor yaklaşık? 707.1 çıkmış Newton. Şimdi yönüne dikkat edelim. Ne yapıyor? FBC burada artı yönlü ama yönümüz ne tarafa doğru? Bakın, sola doğru. Sola doğru olduğu için yani negatif olduğu için esasen e, ilk baştaki yönümüzün doğru olduğunu Söylemiş oldu. Yani sağa doğru pozitifti. Doğru. Sola doğru negatif bir yöndür. Ama sola doğru olduğu için pozitif çıktığına göre verdiğim yön doğru anlamındadır bu. O zaman ne oldu? Basmadır burası. Kitapta şey demiş. E, compression'dan geliyor C. Biz basmadan B. İkisi de aynı şey. Yani ya basma ya compression. Y'deki dengeye bakalım. Toplam FY eşit sıfır için Burada ne var bu sefer? BC yukarı doğru pozitif yani. FBC bu sefer kosinüs 45 yatay bileşeni şurası yani BC'nin. FBC kosinüs 45. Bazı arkadaşlar şöyle bir hataya düşebiliyor. Bunu ilk derslerde söylemiştik. Problemi çözerken FBC X diyor. FBC Y diyor. Bu sefer sanki tek bir kuvvet ama vatandaş X diyerek sinüs kosinüsleri kullanmadan iki ayrı kuvvetmiş gibi düşünüyor. Açıyı da hesaba katmayınca iki ayrı bilinmeyen gibi düşünerek çözme, çözüme yaklaşanlar da var. Yanlış değil de e, çözemezsin ki sinüsü kosinüsü kullanmayınca böylece aslında bir tane bilinmeyen var. FBC sinüsüsü başka kosinüsüsü başka değer verebilir yani açılar farklıysa şeklinde yapmak lazım. Sonra aşağı doğru olan eksi fBA var. buradan da eşittir 0 dedim. Buradan FBA Bu sefer ne çıkacak? Pozitif değer çıktı. Ama burada yönler bakın hep önemli. Pozitif değer burası da 500 çıkıyor. 500 Newton. Burası ise çekme veya ne demiştik? Tensile demiştik. Şeklinde olur. C noktasına geliyorum. C noktasına baktığımda toplam Fx eşit 0 için gene bakalım. Burada ne var? Sola doğru yani negatif FCA var. Sonra sağa doğru olan 707.1'in bu bileşeni var. Şimdi ne? Niye 707? FBC'yi buldum ben 707? Yönü ne tarafaydı? Bakın bu tarafaydı. Ben şimdi hangi noktaya geldim? C noktasına. Yönü tam tersi oldu. Yönü tam tersi ise bunun x yönü bu tarafa olduğuna göre FAC onu dengelemek için sola doğru olmak zorunda zaten sen sağa doğru çizebilirsin ama negatif çıkar değeri yönünü ters çevirirsin. Gene aynı şey olur unutmazsan. Eksi FCA artı 707'nin yatay bileşeni. O pozitif de tabii ki. 707.1 çarpı kosinüs 45. Eşittir 0. Buradan da FCA 500 Newton çıkmış. Gene çekme. Yani nedir? Tension veya tensile. Tension compression demek daha iyi. Yani tensile biraz daha farklı bir manaya gidebiliyor. O yüzden biz tension compression demeyi tercih ediyoruz ya da çeki bası diyelim ki biz şimdi İngilizcesini çok karıştırmayalım. Evet. Öbür tarafa geldim. Y'ye. Bu sefer C noktası için. Yani şöyle yazabiliriz isterseniz. Karışmasın. Burası B noktası diyelim. Sonra C'ye geldik. C düğüm noktası. Dedik ki F'ye eşit 0. Burada baktığımız zaman bu sefer C'ye var yukarı doğru pozitif. 707 aşağı doğru olur yatay bileşeni değil mi? Şöyle olur. 707 çarpı sinüs 45 gelecek oradan da. Yani eksi 707.1 çarpı sinüs 45 olur. Eşittir. Buradan da C'ye gene aynı değer olacak. 500. Öbür taraf 500 ise burası da 500. Pardon. Eşit 0 dedik. C'ye eşittir 500 Newton. C'ye mesnet reaksiyonudur ve yönü bellidir. Bası çek diye söylemiyoruz. Geldim A'ya. A düğüm noktasına. A düğüm noktası için gene aynı şeyi yapıyorum. Bakın düğüm noktaları olduğu için momenti hiç kullanmıyorum. Ama burada B'den başlayarak gitmiş. Biz dedik ki A'dan da C'den de başlanır. A'dan başlasanız önce A noktasındaki X, AX, AY'yi bulacağız. Onun için de orada mesela cismin şeklini hiç kesmeden tamamından hareketle 500 Newton'u kullanıp C'ye A, X ve AY'yi kullanıp burada X'de denge, Y'de denge, kuvvet dengeleri ve momenti de yazabilirdiniz orada. Ama burada moment olmaz çünkü tek nokta var. FX gene devam edelim eşit sıfır için. Burada ne var elimde? Bakarsam A noktasında şimdi C de ne yaptım? Ha burada bunu söylemeyi unuttum. C'ye zaten yukarı doğru ama çeki bası demiyorduk, ha, söylemiştik. Sonra e, CA'ya baktığım zaman e, çeki olduğunu gördüm burada ve e, buradan hareketle de ben ne yapıyorum? Öbür tarafta tam tersini yapıyorum. Yani bakın FCA burada bu tarafa doğru. Bu şu demek değil bakın. Çeki dediğim hangisi dikkat edin. Burada noktadaki bu tarafa doğru çubuğu böyle alırsanız çubuk ne tarafa doğru olur? Çubuk bu tarafa doğru olur. Yani CA çubuğunu aldığınızda çubuk demek ki şöyle. Çünkü noktada nasıl çıkmış? Böyle bakın. Bunun anlamı bu yani. Çeki dememizin sebebi o yoksa biz ne yaptık? Buradaki yönlere dikkat ederseniz burada gösterdiğimiz yön düğüm noktasındaki yönler bunlar. Çubuğu ayırdığınız zaman yönü terse dönecek. Ona çok dikkat ediyoruz. Yani bu soru çok basit. Hemen hızlıca bakayım geçeyim demeyin. Oturun adım adım iyice her yanı incelemeye çalışın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi geldik tekrar son nokta için yazıyorum. Buradan fx dedik. Kaç var? Sağ tarafa doğru ca 500 çıkmıştı. Eksi ax var. Ax zaten direkt ona eşit çıkacak. Eşittir. Sıfır için ax 500 çıkar. Newton. Bu da mesnet reaksiyonu olduğu için çeki bası söylenmez. Fy pozitif için eşit sıfır ise burada da gene aynı. A, öbürü de 500. Ba da 500. 500 eksi Ay eşit sıfır ise yönüm doğru olduğu için negatif olduğu için bu da pozitif çıkacak sonucu. Eşittir 500 N. Veya şöyle de gösterseniz olur yani buralarda da. Evet. Bu şekilde soruyu çözmüş oluruz ve nihai olarak da karşımıza düğüm noktalarındaki yönleri bulduysak tüm şekli birleştirdiğimizde şu çıkacak karşımıza. Serbest isim diyagramında bilinen bilinmeyen her şeyi gösterirsem işte bu. Yani noktalara dikkat edelim. B noktası 500 sağ. FBC e, burada noktaya basıyor. Diğer tarafta da cisme yani çubuğa baskı uyguluyor. Buraya baktığım zaman buraya baskı uyguluyorsa buraya da baskı uyguluyor. C noktasına bakıyorum 707 dışarı doğru ama çubuğa giderken tam tersi bası yaptı. Yani böyle düşünebilirsiniz. Ne o? No, seçtiğiniz noktalara doğru gelen kuvvetler çubukta tam ters yöne gider. Çubuğu da itmeye, basmaya doğru gideceği için noktaya doğru gelen kuvvetleri bası yani compression noktadan uzaklaşan kuvvetleri çubukta da o tam tersi yöne gidecek. Çubuğu da çekme yönüne gideceği için Çeki şeklinde göstertir ve işte size alın nihai görüntüsü nasıl ten, e, basma nasıl çekme olduğunu buradan görebilirsiniz. İşte tension dediğimiz çeki compression dediğimiz bası halleri şeklinde bu soruyu çözmüş olduk. Evet hemen bir başka soruyla devam edelim. Gene bir kafes sistemi. Evet. Böyle bir kafes yapımız var. Hemen A, B, C, D noktalarında e, yapı görülmekte. A noktası sabit mesnet. Ben tabi hemen şöyle kırmızı ile işaretleyeyim. A noktası sabit mesnet olduğu için gene bakın yük bu tarafa doğru çekiyor. O yüzden ne olur? Burayı yukarıya kaldırmaya çalışır A noktasını. O yüzden A'ya aşağı doğru olur. Aynen daha deminki soru gibi. E bu sefer de AX sola doğru olacağı kesindir. Hemen öngörebilirim. Öbür türlü de verseniz yönleri negatif çıkar. C'ye de bakın bunun altında ufak tekerlekçikler var. Demek ki kayar mesnet o zaman bu da buraya doğru baskı getirtecek. Demek ki C'ye yukarı doğru olacaktır. Şeklinde Reaksiyonları gösterecek olursam hemen buradan e, ne yapalım mesnet reaksiyonlarını hesapladığınızı düşünürsek yani toplam işte moment alabilirsiniz A noktasına göre moment alırsanız ne olacaktır 3 çarpı 2 yapar buradan sağa doğru çeviriyor C'y de e, ne olur C'y çarpı tam ters tarafa 4 yapar yani toplam MA desem pozitif için eşit sıfırsa ne dedik? Bir kere 3 kilo newton ters yöndedir. Yani eksi 3 çarpı 2 artı c'ye çarpı 4 eşit sıfırdan c'ye hemen bulurum. Ne çıkar? Öbür 3 bu yarısı çıkacak. 1.5. C'ye 1.5 çıktıysa Y yönünde dengeden yani toplam f'ye eşittir 0 desem. Değil mi? Burada ne var elimde? CM var yukarı doğru 1.5. Bir de a'ye var. Eksi a'ye eşit 0. a'ye de gene 1.5 yönü aşağı doğru. Tabii ki değerler kilonewton. Söylemeye gerek duymuyorum yani a'y aşağı doğru. E ax toplam fx eşittir 0 deseniz burada 3 var. Burada ax var. ax de direkt 3 çıkacak. Yani ax eşittir 3 yazı verelim. Direkt çıktı oradan. E şimdi bunları bulduğuma göre hemen şöyle yapayım. Hatta biraz geri gelelim. Değerleri bulduk. 1.5, 1.5, 3. Bunları yazı verelim görüntüde yerine geri almak yeterli gelir mi bilemedim de bakalım. Hemen temizleyeyim şurayı. Yazalım değerlerini. C'ye 1.5 A'ye 1.5 AX 3 Bunları bulduğuma göre şimdi A noktasından başlayabilirim. C noktasından başlayabilirim. B noktasından başlayamazsınız. Niye? Başlarsınız da hemen çözüme ulaşamazsınız. Bakın BD var burada. Bilmiyorsun. Burada 1, 2, 3 tane kuvvet var. 3 tane Y değeri olur. B, C, Y. D, B zaten Y'de. Bir de A, Y olur. Hiçbir şey çıkmaz oradan. X'e bakarsak da tek bir tane x'li bileşen olsaydı mesela şuradaki ab olmasaydı tek çubuk olsaydı burada o zaman bir tek bc'nin x bileşeni olduğu için o da 3'e eşit çıkar ve çözülebilirdi ama şimdi bu da var bu da var iki tane x bileşeni var demek ki b noktasından hiçbir şey yapılmaz başlanmaz yani c noktasından başlasam ne olur bir tane y'de bilinenim var burada BC'nin Y bileşeni var. Artı DC'nin de Y bileşeni var. İki tane Y değeri var. Çıkmaz. X değeri zaten yok. DC'nin X değeri eşit olur. BC'nin X değerine. A noktasına baktığınızda hem X'te hem Y'de değerler var. Demek ki bu soruda hemen bir çözüm yok. Yani bir yerden başlayacağız. Kitapta C noktasından başlamış. Ben direkt o paylaşabilirim. Çok önemli değil. Yani hemen sonuç çıkmayacağını anladım burada. O yüzden tedirgin olmanıza gerek yok. Sonuç niye hemen çıkmıyor diye. Diyelim ki ben C noktasını başlıyorum. C düğümü. Evet C düğümü için yazalım. Toplam fx eşittir 0. Hatta bakın arkadaşlar biraz böyle zamandan tasarruf edelim çünkü çok vakit kaybediyoruz. C noktasına baktım. Elimde ne var? CD kuvveti var. Rastgele verilmiş bu yön. Değil mi? Bilmiyorum yani. Sağa doğru da verebilirdiniz ama birini sağa veriyorsanız diğerini sola vereceksiniz ki çünkü başka bir x kuvveti yok. Yani FCBX eşit olmalı. FCDX olacağından yönleri zıt olur. Ha Birinin sonucunu yanlış buldunuz. Negatif olur. Terse döner. Öbürünü de terse çevirmeyi asla unutmuyorsunuz. Evet. Şimdi burada C noktası için e, ifade ettiğimizde ne yapalım? Teker teker bakmak yerine biraz zamandan tasarruf hemen demem lazım ki FCD çarpı kosinüs 30 negatiftir. Artı FCB sinüs 45 pozitiftir. Y'deki dengeye bakarsam da FCD sinüs 30 pozitif eksi Fcb kosinüs e, 45 negatif var. Bir de artı bir buçuk var. Eşittir sıfır yapar. Değil mi? Hemen denklemleri söylemiş olduk. Bakalım buradan hemen ben kitaptaki şeyi paylaşayım. C noktası için bunu söyleyebiliriz. Gelelim. Eee C noktasındaki bu sefer şöyle bir şey yapmış kitap ama illa bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ee, eğer bunu yaparsanız yani şimdi burada x ve y eksenleri var dikkat edin döndürülmüş eksenler var. Bu ne yapıyor bana? Bir kolaylık sağlıyor aslında. Yani buradan iki tane denklem çıkarttım x y'ye göre. Döndürülmüş eksenleri kullandığınızda Burada size bir avantaj sağlıyor ve sonucu bulmanıza faydası var buranın. Mesela bu döndürülmüş eksen için bakacak olursam yani burada artık biraz Ali Cengiz oyunu yapmış oluyoruz diye söyleyebilirim. Şimdi burada koordinatları döndürdüğüm zaman ne olacak? X üssü Y üssü. E bunun için denge yazarsam Y üssü dengesine baktığınız zaman zaten FCD'yi bakın yok ediyorsunuz. Buradaki olay bu döndürmenin amacı o Çünkü niye y'deki kuvvetlerde bir tek FCb'nin e, buradaki e, sinüs 15 bileşeni kalacak şurası 15 ise, F, C, FCb sinüs 15 kalacak Bu da 1.5'un kosinüs 30'lu bileşeni kalacak Demek ki 1.5 kosinüs 30 eşit olmalı FCB sinüs 15 deyip hemen CB çıkartılmış olur ama bakın burada onu yapamıyorum niye çünkü iki kuvvetin de x ve y bileşenleri olup birbirini götüremiyorlar. Ama koordinatı döndürdüm, birine paralel hale getirdim. Böylece diğer koordinat yönündeki kuvveti önce hesaplayabilmiş oldum. Bunu hesaplayınca da, ister yukarıdaki denklemlerde, isterseniz gene xüsusi denklemi kurarak da buradan öbür kuvvete ulaşabilirsiniz. O zaman hemen zaten söyledik ama ben gene de paylaşayım. Y üstünde kurguladığım zaman bakın yönünü vermem lazım. Hangi yön pozitif? Tabii ki hani buna yakın yön, döndürülmüş yön. <laughs> pozitif kabul ettik. Ne dedik? E, F, C, FCB'miz kosinüs 30 bileşenimiz e, var burada. Yani 1,5 kosinüs 30 şurası. Sonra FCB sinüs 15 burası eşitledim 0. Buradan FCB çıktı. Yönü nedir? Bakın noktaya doğru. Noktaya doğruysa ters yönde çubuğa doğru olur. Bundan dolayı basmadır. Yani compression diyor. Basma yani. Sonra x yönde dengeyi alıyorum. Zaten bu kuvveti bulduğum için x yöndeki dengede ne var? x üstündeki dengede pardon. FC'de negatif kendi başına. Bir buçukun, e, bu sefer sinüs 30'lu bileşeni var, negatifte böyle. Sonra FCB kosinüs 15 var, FCB'yi de bulmuşum, o da pozitifte. Bitiyor, bir tek FCD kalıyor. Buradan CD ve diğer kuvveti bulmuş oluyorum. C noktası bitti. Şu kuvveti çıkartmış oldum, bu kuvveti çıkartmış oldum. Buradan D noktasına gelirseniz iyi olur. Çünkü niye bu kuvveti buldunuz zaten. Buradan buraya hemen ve buraya geçebilirsiniz. O zaman D noktasına geçelim. D noktasına geldiğimde tabi hemen belirleyelim onu ki fark ayrıştırılmış olalım. D noktası. Şimdi burada da bakıyorum ne var elimde. Şunu buldum. Yani D noktası şurası. Şimdi şurası var, burası var ve burası var. Burası bulunmuş. X ve Y değerleri var. Burada da X ve Y değerleri var. Burası Y değeri var sadece. Bakın o zaman madem buradaki X değerini bulmuşum ben, o zaman bir tek X'li değer şurası kalıyor. Bunun x'ine eşitlersem hemen bunu çıkartmış olurum. Açısı belli olduğu için y'sini de bulmuş olurum. O zaman bunun y'si, bunun y'si bilindiğine göre buranın y'si de çıkmış olur. diye bir yöntemle gidersem buradan D noktası için bakın yani x'ten gitmeliyim. X'ten giderken 4.10 hesapladım burada. Yönler önemli. FCD neydi? 4.10. Nasıldı? Burada bu tarafa ise burada buraya olur. Yön ona dikkat ediyorum. Sonra bu aşağı doğru ise kuvvet yukarı doğru olmalı. Dengeleyecek. Burada ise x'i bu tarafa doğru. Bunun x'ini dengelemek için burası böyle olur. Burası da bunu dengelemek için böyle olur. Yani söylediğim gibi bunun yönleri doğru koymasanız bile ama şu 4 nokta doğru koymalıyım. Çünkü burada artık yönünü biliyorum. Öbürlerinin yönünü yanlış koysanız da eksi çıkar. Buradan x'te denge 4.10 kosinüs 30 değil mi? Bu pozitiftir. Eksi fda kosinüs 30. Bu kadar. Y'ye bakarsam da buradan fda çıkacak zaten. Y'ye bakarsam -4.10 sinüs 30 var. Sonra baktığımız zaman aralardaki açılar aynı. Demek ki FDA da gene aynı değer çıkar. Yani 4.10'dur gene. 4.10'sa o zaman bu da gene aynı değer. FDB bilinmiyor bir tek. Buradan FDB de gene ne olacaktır arkadaşlar? Dikkat edin. 90 90 120 120 120 demek ki fdb de 4.10 çıkmalı çünkü he bütün açılar aynı. Bu soru için böyle denk geldi. Şeklinde söyleyebiliriz. O zaman hemen kitaptaki sonucunu da paylaşırsak d noktasını da çözmüş olduk. Evet, d noktasını çözdük. b noktasına gerek var mı? Kitaptaki soruya bir bakalım. AD'yi bulduk mu burada? Bir dikkat edelim şimdi. AD'yi zaten aynen burada bulmuşuz. F, D, A çıktı. F, B, D çıktı. Yani D, B diye göstermiş. BC C çıktı. Hemen hemen her şeyi bulduk zannediyorum. Evet burada ne kaldı arkadaşlar bir tek şey kalmış farkında mısınız bilmiyorum bir tek AB kuvveti kalmış yani şöyle gösterecek olursak bunu zaten bulduk e, DA'mız neydi 4.10'du yani buradan bu şekildeydi bunun x değerini biliyorum y değerini de biliyorum e, burada ay değerim belli burada ax değerim belli bir tek AB'nin x ve y değerleri kalıyor. X'de denge, y'de denge yazdığınız zaman direkt A AB'nin x ve y değerlerini bulup AB kuvvetine de ulaşmış olursunuz. Buradan F, A FAB veya FBA 0.776 çıkmış. Onu da yazmış olalım. O denklemleri yazacaksınız. Kitapta da vermemiş ama ben size söyledim ne yapacağınızı. Yani toplam fx diyeceksiniz. A, x var bu tarafa. Sonra DA'nın x bileşeni olacak. Kaçmış o? 4.10 kosinüs 30 var yani. DA'nın y y pardon y'leri sonra söyleyelim. Ondan sonra bir de AB'nin x bileşeni yani AB çarpı 45 orası da kosinüs 45 diyeceksiniz. Ax A, belli. FDA x belli. Bir tek F, FAB x belli değil. Oradan x'inden Zaten açısı belli olduğu için y'de denklem bile kurmaya gerek kalmadan çarpı açısından FAB çıkar. Buradan da 0. 776 kilonewton olacak şekilde çıkmış. Compression demiş. Yani ee, basma olduğunu söyleyebilirim. Basma var. Sonra TT dediğimiz tension'dı. Çekme olarak da ifade edildi. Evet bir başka soruya geçiyorum. Burada da gene e, bir kafes elemanımız var. Bu sefer İki tane noktadan duvarla bağlantısı, duvar ve zeminle bağlantısı yapılmış. Bu şekilde 3 metre, 3 metre, 4 metre. Demek ki 3, 4, 5 üçgeni. Yani AB ve BD uzunlukları belli. Tabi sorularda bazen uzunluklar böyle e, farklı şekillerde verilir. E, siz de mümkün mertebe geometri bilginizi de tabii ki kullanacaksınız. Uzunlukları tespit etmek için. Şimdi burada hemen bakalım. Reaksiyon kuvvetlerini göstermeye çalışalım. Bizden istenen gene her bir çubuğun içerisindeki kuvvetleri belirlemek. Her şeyi sormuş bize. Bakacak olursak C noktası dikkat ederseniz civatalarla bağlı. Demek ki sabit mesnet. O zaman C noktasında iki tane kuvvetim oluşur. Rastgele verebilirsiniz. Çok da tahmin edemiyorsanız yönlerini. Ama dikkat ederseniz e, tahmin etmek kolay aslında. D buradan bu tarafa doğru x'te bir kuvvet var. Başka var mı x'te kuvvet? Yok. A zaten kayar mesnet ya yukarı ya aşağı doğru olacak. Demek ki D'deki bu tarafa çekiyorsa C'deki ne yapmalı? Buraya. CX. E burası bu tarafa ise öbürü böyle. Yani şöyle olur mu? Böyle olmaz. Niye böyle böyle gidiyor? Nasıl olması lazım? Şöyle olur o zaman. E bunu çıkarttım. Bunu da çıkarttım. E bu, bu tarafa C'ye aşağı doğru. Burası da aşağı doğru. E A onu dengelemeli. Demek ki yukarı olmalı. Şeklinde söylenebilir. Ve buradan da bakın burası 3 metreymiş. E burası da 3 metre. Olacak. Şunlar 5'er metre olur. Uzunlukları. Şeklinde ise Burada da ne yapmamız lazım? İsterseniz önce mesnet reaksiyonlarını bulabilirsiniz. Söylediğim gibi böyle durumda düğüm noktası metodunu kullanmadığım için ne yapabilirim? Moment denklemini de katabilirim işin içerisine. Toplam fx eşittir 0, fy eşittir 0 ve herhangi bir noktaya göre moment eşittir 0. E momenti çoklu kuvveti yok etmek için c'de alırsanız o da olacaktır. Yani toplam fx'e bakalım. Başlayalım. 0 için ne var elimizde? 600 var. Pozitifte. Eksi cx var. Bu kadar basit. cx hemen doğru yönünü seçtiğimiz için ne çıkar? 600 çıkar. cx 600 newton. Tabii ki yönünü gene gösterebilirsiniz istiyorsanız. cx'imiz sola doğru Toplam f'ye eşit 0. Y yönüne bakarsam ne var elimde? C, y var. Hatta pozitiften başlayalım. A, Y. Sonra eksi aşağı doğru C, y. Ondan sonra ne var? Eksi 400. Şimdi mesela bunu öngörebilirsiniz. Niye? 400 pardon eşit 0. C'yi yazmak çok mantıklı değil. Pardon F'yi toplam F'yi. Niye? Hemen çıkmadı. Yani gene doğru. A'y eksi C'ye eşittir 400. Ama hemen sonucu bulmak istiyorsak demek ki F'yi sona bırakacakmışız. Değil mi? İstiyorsanız bunu sona bırakalım. Çünkü AY'yi bilmiyorum. AY'yi bulabilmek için ise momenti kullanmam lazım. O zaman hemen toplam MC eşit sıfır için ne var orada? Bakalım. AY'miz var. C noktasına göre moment alıyorum. Ne tarafa çevirir? Böyle. C noktasına göre. Ve başparmak parmak ekrandan içeri olur. O zaman eksi. Mesafe ne? 3, 3, 6. Demek ki eksi. Ay çarpı 6. Sonra ne var? Elimde 400 var. 400 bu sefer nasıl çevirir? Şöyle çevirir. C noktası etrafında. Bu sefer başparmak parmak ekrandan dışarıya mesafesi de 3. 400 çarpı 3. Artı 400 çarpı 3. Sonrasında ne var? 600 var. 600 gene ekrandan dışarıya doğru çevirir. Alt yani şöyle çevirir. Ve baş parmak gene dışarı pozitif. Sebebi şey yani. Hani vermedik de koordinatı böyle. Olduğunu hep kabul ediyoruz. Verilmediyse kolaylık. Ama daha demik soruda ne yaptık? Bir de x üssü y üssü yapıp daha da kolay bir şekilde çözmek için yardımcı bir metot yapmış olduk. Sonra 600 dedik, 600 çarpı 4 metre artı 600 çarpı 4 eşit 0 ise bakın buradan ay çıktı. Ay eşittir. Ne olacak buradan? 400, 1200, 2400, 6 gene 600 mü yapıyor? 600 Newton oldu. Yönümüz nasıl? Doğru bir şekilde vermişiz. Yönümüz böyle. Hemen bunu alırsak yukarıya. AY'de neymiş? 600'müş değil mi? 600 400. CY ne yapar? Bu tarafa geçecek. Pozitif 200 yapar. Demek ki CY'nin yönü de doğruymuş, yani aşağı doğru şeklinde olur. Reaksiyon kuvvetlerini daha ancak bulabildik. Şimdi bunları alalım. Geliyorum düğüm noktası metoduyla düğüm düğüm gideceğim şimdi. Burada da biraz açıkçası hızlandıralım. Şimdi ben düğüm şekillerini paylaşayım sizle. önce A düğümü. Tabii ki yönleri vermeyi artık öğrendik arkadaşlar. Defa defalarca bunu tekrarlamayacağım. Yani yanlış yönde verseniz sonucu negatif çıkacak, sonra düzelteceksiniz. Ve en sonda C noktası şeklinde vermiş olalım. Şimdi buraya baktığımızda A noktası hemen işaretleyelim. A noktası için başlarsam. A noktası. Burası D noktası. Şurası da C noktası. Bakın. A D C B noktasını niye yapmadım derseniz zaten buradan bunu bulacağım. Bunu bulacağım. D noktasından bu buldum. Burada karşılık geliyor. Bunu da bulacağım. Bunu da bulacağım. C'den bunu bulacağım. Bunu bulacağım. E zaten burada bunu bulmuşum. Burada bunu bulmuşum. Buradan da bulmuşum. Demek ki B noktasını yapmaya gerek kalmadı. Çözüme B'den başlanır mı? O kısmı düşünsem. onu bir düşünün bakın B'den başlasam Y'de bir kuvvet biliyorum ama burada iki tane Y bilmiyorum. Çıkmaz. X'te zaten bir kuvvet yok. O zaman hiçbir şey bulamam. B'den hiçbir şey çıkmaz. İlk başta oradan başlarsan. C'den başlarsam CXCY belli mi? Hemen bunu ve bunu direkt bulmuş olurum. C'den hemen başlanabilir. Bakın, kitapta en son C noktasını göstermiş ama C'den başlamak en avantajlı. Cx böyle ise Bc böyle Cd böyle olur. İş biter direkt. Cx kaçmış? 600. Demek ki Bc 600 çıkmalı. Bakın. Sonra C'ye kaç aşağı doğru? 200'dü. Demek ki CD kuvveti yukarıya doğru gene 200 olmalı. Bakın. O zaman direkt onu koyalım yerine. En pratik oradan başlanır yani bana göre. Kitap ona en sona bırakmış. Çok önemli değil. Ve diyor ki e, burada da check yapalım. Yani kontrol edelim demiş. 200 Newton 200 Newton bakın denk oluyor. Y'de. Ondan sonra CB'de 600 Newton söyledik zaten çıkar dedik. Ve Burada noktaya doğru olduğundan tersinde de burada çubuğa doğru olur. Demek ki basmadır compression yani. Evet, bu şekilde söyledik. Sonra A noktasına geri gelelim. Yani şu ikisini buldum. Burada A'dan da başlarsın, D'den de gidebilir miyim diye bakayım şimdi. D'den gitsem ne olur? Bu kuvveti buldum. Bu Y belli. Buranın bir tek y bileşeni var. Bunun zaten yok. Demek ki D'den de devam edebilirim. Düşünüyorum yani D olur mu? Ama başka bir çubuk olsaydı, iki tane y olsaydı, buradaki y ile o ikisini çözemeyecektim. Devam etmem oradan sıkıntı yapardı, uzatırdı işi. A'ya bakarsam AY'yi biliyorum. Demek ki buranın AB'nin y bileşenine eşit olur AY. Açıyı biliyorum. AB'nin X bileşenini de bulmuş olurum. Açıyı bilmiyorsam o zaman işte bulamazsın. Böyle garip yeterli ölçü mesafe yoksa açıyı verilmediği için bulamayacaksın. Ama gerçekte, gerçek hayatta oraya koyarsın açı ölçeri ölçersin. Dersin ki açısı da buymuş. Bu kadar basit. Sonra bunun açısı belli. X bileşenini buldun. Sonra da onun X bileşeni AB'nin eşittir AD olur ters yönünde burada zaten bakalım. 3, 4, 5 üçgeni söyledik. 3, 4, 5. O zaman 600 Newton ilk başta çıkarttım AY'yi. Bu yukarı doğru olduğu için AB'nin Y bileşeni aşağı olmalı. O aşağı ise X bileşeni böyle olmalı. Dengelemesi için. Bu sola doğru ise AD de sağa doğru olmalıdır diye çıkartabilirim. Bakın yönler oradan çıktı. Sonra toplam f'ye eşittir 0'dan önce giderseniz kolay olur. Çünkü 600'den direkt AB'nin f'ye bileşenini bulursunuz. x'ten giderseniz f A, B, x eksi olanı eşittir f A, D çıkar sonuç çıkmaz. Ama önceden y'den başlarsam sonuç çıkar x'e giderim sonucundan bir daha x'e eşitleyip buradan da f A, bulmuş olurum. O zaman A için de ifadeyi koyacak olursak. Y'de yazdım. FAB'nin Y bileşeni 4 bölü 5 FAB yapar. Burada 600 ters yönde ise 750 Newton. Noktaya doğru olduğu için kuvvet compression'dır. Yani basmadır. X'de dengeyi yazdım. AB'nin X bileşenine bu sefer 3 bölü 5'lisini yaptım. Sola doğru olduğu için negatif. FAD de Buradan da 450 Noktadan dışarı doğru olduğu için çekme tension. Sonra kaldı D noktası. Zaten birçok şeyi bulduk. Burayı bulduk, burayı bulduk. D noktasında yani AD'de çıktığına göre şurası belli. Burası da belli. Bir tek bu kaldı D noktası için. Yani. Burada biz C'den gittiğimiz için kitap tersten gittiği için C'yi sonradan bulduğundan burayı da hesaplıyor kitap. Ama biz başta bunu yaptık. Zaten oradan F, C, çıkarttık. Diğeri de 600 çıktığını söyledik. Tersten gitmiş olduk yani. O zaman da D noktası için denge denklemlerini yazdığımda ki şöyle koyarsak daha iyi. D noktasını denge denklemlerini yazdığımızda aşağıdan bir 200 var şurası. Öbür tarafta burasını 200 yapacak. Değil mi? Hangisi o? Burası bakın. Ben onu getirip direkt yerine buradan yazabilirim. Şu 200 yani. Değil mi? Eksi 200 öbür tarafa artı 200 olarak dönüşecek. Yani buraya geçmiş olacak. Ha tabii ki artı 200 derken yönüne göre. Bu poz bu yönümüz doğru olduğuna göre ona göre pozitif yani. Sonra da ne olacak buradan? E FDC'mizi çıkarttık. Şu denklemi yazmamıza gerek kalmıyor bizim buradan çıkarttığımız için. Ama şöyle gerek kalıyor. Biz burada DB'ye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu buradan X'ten gidiyor DB'ye. Biz Y'den de gidebiliriz X'ten de. Yani X'ten gidersek AD'nin X değeri zaten yukarıda çıkarttık. AD X değeri bu. BD'nin e, 3 bölü 5'li değeri yani X değeri AD'ye eşit olacak. Ondan sonra 4 bölü 5'li değeri de artı 200'de toplamdaki y durumunu verecek. Buradan da işte d'deki ifadelerle db ve dc'ye ulaşılmış oluyor. Bakın burada fdb ters yönlü vermiş. Yani buradaki yön dışarı doğru çıkıyormuş. Şurada yanlış buldum diyor. Bu yön böyleymiş diyor tension ya noktadan dışarı doğru gitmeli o zaman. Çünkü nasıl anlayabilirim onu? FDB içeri doğruysa Y yönü aşağıdır. Başka Y var mı? Yok. O zaman FDB'nin Y'si burada olmalı. E, y'si buradaysa ise X'i burada olmalı. Demek ki bileşkesi böyle olmalı ki dengelesin. Zaten başlangıçta yanlış vermiş. Ters vermiş. Yanlış demeyelim. Evet, bu şekilde de bu soruyu çözmüş olduk arkadaşlar. Neticesinde de tüm birim elemanları, tüm elemanlardaki basma çekme durumlarını gösterecek olursa karşımıza şu çıkar. Şöyle verelim şu köşede. A noktası için, işte B noktası için, D noktası için ve C noktası için noktadaki e, çekme basmalar ve esas istenen cisimlerdeki çekme basmalar sadece kuvvetlerini bulduk ve dikkat edin kuvvetler hep çubuk eksenleri üstünde. Ayrıca bir moment yok, kesme kuvvetimiz yok. Çubuğun kesme kuvveti derken yani şu yok. Mesela kuvvet şöyle değil. Kesme kuvvetinden kasıt bu. Çubuğa paralel bir kuvvet var sadece anlamında söylemiş oluyoruz. Evet, bu şekilde düğüm noktası ile alakalı yeterli örneği çözmüşüzdir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim. Tabi yani burada gene aynı şekilde silmeden önce şunu söyleyelim. Burada şu şekli gene iyi analiz etmek lazım. Hesaplara dikkat edin. Nereden nasıl başladık? Başka noktadan başlayarak çözebilir miydim? Bütün hepsini düşünerek etüt etmeniz gerekir. Öbür türlü ezbere. Hadi ben böyle devam ediyorum. Burada bunu böyle çözmüş demek doğru değildir. Kitabı tekrar etmiş olursunuz ama bakarak hele hiç olmaz. Önünüzde defteriniz, kaleminiz olacak. Baştan kendin elle hesaplayacaksın. Sonra da kitaptan teyit edeceksin. İlla aynı metotla da yapmak zorunda değilsin. Farklı metotlarla yapıp sonuçlarını karşılaştır. Aynı çıkmıyorsa hata vardır. Evet, şimdi yeni konumuza girelim. Burada sıfır kuvvet çubukları veya sıfır kuvvet elemanları diye söyleyebiliriz. Ne demekmiş bu ondan bahsedelim. Şimdi biz düğüm noktaları yöntemini kullanarak işte çözüm yapıyoruz. Burada analizde öncelikle hiç yük taşımayan çubuklar varsa Onları belirlersek yani diyebiliriz ki bu sistemde şu çubuk elemanının hiç yük değeri yoktur. Sıfırdır. O zaman çözümü yapmamız daha da kolaylaşıyor. Şimdi sıfır kuvvet çubukları işte bunun için acaba hangi çubuklar sıfırdır? Oradaki kuvvetler hangisinde sıfırı verir? Şeklinde bir çözüm yapılıp ondan sonra geriye kalanlar bulunmasıyla yöntem devam ettiriliyor. Tabi illaki öncelikle o sıfırları bulmak zorunda değilim tabi normal çözümünüzü yaparsınız dersiniz ki buradaki çubuktaki kuvvette sıfır çıkar diye de söylenebilir. Yani sıfır çıkması demek işlevsiz demek orada bir etkisi yok demek. Mesela burada yapım sırasında işte diyelim kararlılığı arttırmak için yani sıfır ama Diyelim ki bir sıkıntı oldu. Başka bir çubuk elemanı yamuldu veya koptu. Deprem oldu, bir şey oldu. Yük fazla geldi bir anda. O sizin söylediğiniz yükün üstünde değerini taşıyamadı ve koptu. İşte öyle bir durumda bu yapı kararlılığını arttırmak için kullanılan sıfır çubukları devreye girip yükü üstlenmeye başlarlar. Destek elemanı yani. Olayın sürmesine yardımcı oluyor. O zaman kitaptaki şöyle bir görüntüyü ben paylaşayım sizinle. Şimdi bir kafes elemanımız var. Ve bunun üzerinde işte A noktasında bir düğüm elemanı alınmış ve D noktasında da bir düğüm elemanı alınmış. Buraya baktığımız zaman da hesapları yaptığınızda görülmüş ki burada AB 0 şurası AF 0 niye dikkat edin çünkü mesnet burada. Mesnet buradayken işi buna aktarmış. Bunların herhangi bir görevi kalmamış. Buradan çıkan sonuç o yoksa şey değil. Ama ne oluyor? Bu eleman bir koparsa bunlar iş görebilir. Ama tabii A noktası bir yere bağlı değilse ne olacaktır? yük bir anda bu sistemin işte şöyle katlanabilmesine veya işte başka bir şeylere yol açabilir. Açar demiyorum. Açma ihtimalini arttırır. Yani burada kayar mesnet var çünkü. Bu, bu tarafa doğru kaydırır. Bu eleman böyle gelir. O kararlılığı arttırmak için bu sıfır çubuk elemanları kullanılmış. Başka bakıyorum. E, FDE1'de yani şuranın da sıfır olduğunu ve sinüs teta açısının e, sıfırdan farklı olduğu durumlarda yani üst üste binmediği durum herhalde yani üst üste binmediği durumlarda teta da ne olacaktır burada dc'nin de yani buranın da buranın da bir etkisi olmadığı görülüyor demek ki şunlar ve şu ikisinin bir anlamı yok çünkü buradan yükü veriyorsunuz burası taşıyor burası taşıyor şurası taşıyor şurası taşıyor geriye kalan şu kısımlar gereksiz oluyor bu durumda. Şeklinde ifade edilebilir. İşte bu tip durumlara biz sıfır çubukları diyoruz ve nihai olarak şekil aslında şu kadar olsa ilk başta yeterlidir sonucu çıkıyor. Geriye kalanları hesapladığınız zaman sıfır çıkıyor ama ben tedbiren onları da koymuş oluyorum. Ee, yani burada mesela sadece iki çubuk bir kafes sistemi e, düğüm noktasını oluşturabiliyor. Ve bu düğüm noktasına hiçbir dış yük veya işte mesnet tepkisi de uygulanmadığı takdirde işte bu çubuklar sıfır kuvvet çubukları olmuş oluyorlar artık. Mesela farklı bir örnek vereyim. Gene benzer şekilde üzerine sıfır çubukları mevcut. Burada da bakacak olursak inceleyelim şimdi. Ne var elimizde? FDA0 çıkıyormuş. Hangisi o? Şurası. Gerek yok diyor yani. Sonra FDC eşittir DE çıkmış. Şurası ile şurası eşit çıkmış. Sonra FCB eşittir CD çıkmış. Burası ile burası da CB ve C'de eşit çıkmış. CA içinde diyor ki eğer teta açısı sıfır olma durumunda yani şöyle diyelim FCA çarpı sinüs teta sıfır olma durumunda demiş. Burada sinüs teta'nın sıfırdan farklı olduğu durumlar için yani şurası sıfırdan farklı ise o zaman diyor ki FCA da sıfırdır. Burası da sıfırdır diye çıkartılan denklemlerle buna bununla karşılaşılmış. Şimdi o zaman ne demek oluyor? İç yapıda bu elemanlara gerek yok. Burada da bunlar 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 eşitse bunlar ayrı ayrı yapmak zaten manasız. O zaman tek bir çubuk yaparım. Çünkü ayrı ayrı çubuk olursa bu sefer bu çubuk böyle olur, burası böyle olur, burası böyle olabilir. Ama çekme durumu olduğu için Basma durumunda olur bu şekilde katlanabilme imkanı. Ama çekmede sürekli gergin halde durduğu için düz çubuk gibi davranır. O zaman olay buna dönüşür. Aslında bu kadarı yeterlidir diyoruz. Ve burada da 3 çubuk işte kafes sistemimizi oluşturuyor düğüm noktasından ve hiçbir dış kuvvet veya mesnet tepkisi de uygulanmıyorsa bir sıfır kuvvet çubuğu olarak e, söylenebilir burada. Burada da üzerine sıfır kuvvetlerimiz var. Evet şimdi gelelim bununla alakalı baş bir tane örnek verelim. Kabaca yani hızlıca olayı görmüşüz diye yoksa zaten hesaplıyorsunuz değerleri. Sıfır çıkıyorsa sıfırdır zaten o değer. Yani illaki bu sıfır çubuğudur değildir gibi bir yoruma çok da ihtiyaç yok. Biz çünkü çubukların yüklerini bulmakla mükellefiz. Elimizde bir tane e, kafes sistemi var. Fink çatı sistemi. Böyle bir Fink çatı sistemi üzerine de kuvvetler verilmiş. Burada bütün sıfır kuvvet çubuklarını belirleyin diye soruyor bize. Halbuki biz zaten söylediğim gibi bütün kuvvetleri buluyoruz. Bazıları sıfırdır, bazıları değildir. Yani e, onunla çok da ilgilenmiyoruz açıkçası. Çünkü hepsini bulmazsak acaba bu yapı dayanır mı, dayanmaz mı bilemeyiz. Tabii ki yani kitapta burada e, hesaplamış x, y yönünden. Ben sadece onu vermekle yetineceğim. E, çünkü siz oturup tek tek hesaplayabilirsiniz. Hangisi nedir diye. Ben vakitten tasarruf olması maksadıyla paylaşıyorum sadece onları. Yoksa metodumuz belli yani. Ve son olarak da Bu şekilde verebiliriz. Yani bakın G noktasını almış, bir de simetrik sistem ya, her tarafı almaya gerek var mıdır? Şimdi şuna dikkat ederseniz, burada bir yükleme var zaten burada BH'da bir değer çıkacağı bellidir. Ama bakın buradan hemen görüyorsunuz çünkü o tepkiyi karşılıyor. Ama DF'de bir değer çıkar mı acaba? Ya yani çıkabilir. E, muhtemelen de çıkacak gibi görünüyor. GC elemanına bakalım. GC elemanı neredeymiş? Tam ortadaki eleman. Bakın mesela GC elemanı G noktasında kuvvet dengesini aldığınızda sıfır çıkmış. DF elemanına bakıyorum. Burası. DF elemanı da sıfır çıkmış. Yani burada tabii çıkmış derken şöyle gitmek de fayda var. Önce mesnet reaksiyonlarını bir bulacaksınız. A, Y. Kitapta onları göstermiş. Ben size söyleyeyim. A, X. Kayar mesnet. E, Y. Sonra A noktasından başlayacağım. Y'deki dengeden burada bir tane Y var. Bunu bulacaksınız. Açısı belli diyelim ki. Mesafeleri belli olduğunu düşünelim. Kitapta çünkü açı maçı mesafe falan vermemiş. Çözülebilir misine bakıyor burada. Ama biz mesafeler açılar belli olma durumundan giderek söylüyorum ben. AB'yi bulursunuz Y'sini. Açı belli, X'ini bulursunuz. Oradan bunu da bulursunuz. Bu belli, bu belli. Bu noktaya gittiniz, bu belli. Ondan sonra bunu bulursunuz. Kuvvet belli, bunu da bulursunuz. Bu belli, bu belli. Bu noktadan o zaman bu da, bu da çıkacaktır. Sonra buraya gideceksiniz. Bu noktaya en son çünkü bakın bu belli oldu, bu belli oldu, bunu da buldu. Ondan sonra buna gidebilirim çünkü bir iki tane bilinmeyen kalacak, x'inde ve y'sinde çıkacak. Bu yöntemle de soru çözülür ve hangileri sıfır, hangileri değil bulmuş olursunuz. Evet, şimdi gelelim diğer bir yöntem. Şimdi diğer yöntemimiz ise kesim metodu, düğüm noktası metodundan sonraki metodumuz. Şöyle bir temizleyelim burayı. Diyoruz ki kesim yani sectioning, section metodu diye de geçebilir İngilizcesi. Böyle ifade edeyim. Şimdi kesim yöntemine baktığımız zaman e, cisim içinde etkiyen yükleri belirlemekte kullanıyoruz. Gene aynı şekilde düğüm noktasındaki gibi. Bu yöntemde dengedeki cisme bakıyoruz. Gene aynı şekilde cismin bütün parçalarının da dengede olmasına dikkat ediyoruz. Bunu yapabilmek için cismi işte iki parçaya bölen hayali bir bıçak düşünün. Yani sanki hayali olarak ben bu cismi kesiyorum. Hatta kitabınızda şöyle bir görüntü var. Benim çubuğum var. Ben... Burada hayali olarak mavi ile gösterilen bir çizgi ile kesmişim onu. İkiye bölmüşüm. O zaman üstteki parça çekme imiş. Tens tension. Aşağıda da tension. Çekme. Sonra diğer parçası gene çekme. Çekmeye bölündü. Kuvvet bası ise compression ise böldük. Bölünen her iki parça da ayrı ayrı bası bası şeklinde hayali olarak kesilmiş oldu ve burada parçalardan birinin serbest isim diyagramını çizdiğiniz zaman işte bu sefer kesite etkiyen yükleri de gösteriyorsunuz. Yani burayı kestim ya. Bıçakla şöyle kestim burayı. İşte diyorum ki kestiğim yerde burası kesilen bölge oldu. Kesilen bölgede kuvvet basma bunu dengeledi. Öbür tarafından bakarsan bu sefer bunu dengeledi. Hangisini çizeceksen artık serbest isim diyagramını bu şekilde göstermelisin diye de ifade edebiliriz. Şimdi farklı bir şekilde de göstereyim ben bunu. Mesela diyelim ki şöyle bir görüntümüz olsun. Ben burada en en şeklinde gösterilen yerden makası aldım, bıçağı aldım, kesiyorum burayı. Kestim. İster bu tarafının serbest isim diyagramını çizin. İster bu tarafın serbest isim diyagramını çizin. Gene dikkat edeceğimiz şeyler var. Mesnet reaksiyonlarını bulabilirsiniz. Burada örneğin. Veya öyle bir imkan vardır ki mesela başka şu, şu kiriş değerini soruyordur. Belki de hiç bulmanıza gerek yoktur mesela illaki mesnet reaksiyonlarını bulmak zorundayım diye hissetmeyin. Ama bir mühendissek bir problem sorulmuyor size. Siz o olayı çözmek istiyorsunuz. Bir şey inşa etmek istiyorsunuz. Bir makine yapmak istiyorsunuz. Demek ki her şeyi hesaplayacaksınız. Ya ben şurayı bulurum. Soru da diyor ki hoca AB çubuğunu bul. Ama sen mühendissen bunu üretiyorsan bütün çubukları her şeyi hesaplamak zorundasın. O yüzden de yani mesnet reaksiyonlarını bulmak gerekir ama eğer problem sorulan soruda sadece istenen bir çubuk değeri varsa veya bir iki çubuk değeri ve siz mesnet reaksiyonlarını bulmadan yap, bulabiliyorsanız onları ister düğüm metodu ister işte kesme metodu fark etmez bunlarla bulabilirsiniz. İşte burada kesildiği zaman karşınıza örneğin o kesilen yerlerden de reaksiyon kuvvetlerini çıkartacak şekilde kuvvetleri de rastgele belirleyecek biçimde göstermelisiniz. Yani ben ne yaptım? Tabii burada şöyle göstermiş. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. İşte bu parçayı biz aynen buradaki gibi alalım. Burada kestiğimiz gibi. kendimiz böyle gösterebilirsiniz. Buradan verirsiniz yönleri. Yani uçlarından verirsiniz. Mesela bu aşağı aşağı. Bu acaba çeki mi? Hani bizim kabulümüzde diyordu ki her zaman çeki alınır. Bundan dolayı burada hepsini çeki göstermiş. Gerçekte hepsi çeki midir bilmiyoruz yoksa. Ama şurada bakarsanız bunun x yönü sağ. Buranın x yönü de sağ. E buranın x yönü de sağ. Yani bu mümkün değil. Hepsinin çeki e alınması yani işte bir kabul gibi bir şey. Yoksa illaki buradakilerden ya bir tanesi yani x'inin burada böyle olması lazım. Veya hem bu hem de bu böyle belki de. Veya böyle. Çünkü illaki zıt olmalı dengelemesi için x'te. Ayrıca kesme metodunda şöyle bir avantaj ortaya çıkıyor. Moment artık alabiliyorum. Çünkü bir tane düğümden değil şeklin tamamından bahsediyorum. Ve ister şeklin içindeki bir noktaya mesela böyle gitti. Şöyle ya. İster buradaki B noktasına moment alın. Şu kuvvetle şu kuvvet yok olur. Bunu bulursunuz. İster uzaktaki bir noktaya göre moment alın. Bu kuvvetle burası yok olur. Bunu bulursunuz. Ayrıca toplam fx fy de yaparsınız. Yani kesim metodu böylece kolaylıklar da sağlayacaktır size diye ifade edebiliriz. Ki kesim metoduna da Ritter metodu deniyor. Ritter şeklinde yazılıyor. Ve burada şu var. Biz iki boyutta burada artık momenti de devreye soktuk. Yani düğüm metodunda iki tane denklem yazabiliyorduk. Bir düğüm noktası için toplam fx toplam fy. Üç boyutta ise fyz yazabilirdik. Burada ise moment de yazabildiğime göre toplam fx, toplam fy ve moment mz de katabildiğime göre 3 denklem yazabilirim. O zaman mantıken kestiğim bölgede 3 tane çubuk olmalıdır. 4 tane çubuğu kesecek şekilde siz bir işlem yapıyorsanız bu olmaz. Yani bulamazsınız. Nasıl yanlış diye, diye demeyelim de bulunmaz yani. Mesela burayı kesebilirim. 2 tane bilinmeyen çıkar. Çözülebilir. Bureyi keselim. 1 2 bilinmeyen çıkar. Burayı kesmişim zaten. 1 2 3 bilinmeyen çıkar. 3 denklem çözebilirim. Mesela şöyle kesebilir miyim? 1 2 3 4 tane çıkar. Denklemleri yazabilirsin. Yanlış olmaz ama çözülmez. 3 denklem 4 bilinmeyen. Bu tarafından alsanız da gene aynı. Gene 1 2 3 4 bilinmeyen var. Ya abuk subuk şeyler mesela ne bileyim e, buradan gelirim böyle kessem bakayım 1 2 3 4 5 bilinmeyen iyice çözülmez. Yani mümkün mertebe 3 e, çubuğun kesilmesi çünkü 3 denklem çıkartabiliyorum. Avantajlıdır. Yoksa çözümsüz bir sistem karşınıza çıkacaktır bundan dolayı ona dikkat etmek lazımdır. Yani üç denge denkleminin avantajı hesabı istenen çubuğu içine alan işte kesimi yaptığımda sistemi çözüp doğrudan doğruya çözüme ulaşmak. Mesela bu soruda buradan keserek şu kuvvetleri buldum. Bakın hiç mesnetler yok ortada. Bu tarafını kabul etmişim çünkü. Bunun x'i, bunun x'i, bunun x'i, y'ler var. Bunun y'si, bunun y'sini bulurum. Açı belli, x'ini de bulurum. Bu bulundu. Ondan sonra bu var bu var ne yaparım? Bu noktaya göre moment alırım. Bu gitti bu gitti. Bunun x değeri de çıktı. Bir tane x de denge yazdım bu da bulundu. Demek ki hiç mesnet reaksiyonlarını hesaplamadan bir tane kesim yaparak e, buradaki 3 kuvveti de çıkartabildim. Ama işte söylediğim gibi rastgele ya ben buradan keseyim değil. Bir analiz edeceksiniz acaba kesersem çıkar mı? Hangi denklemlerim var diye düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim. Kitabımızda bir e, görüntü var. Onu paylaşalım. Bir tane kafes yapısı. Ankastre montajlanmış. Orada bir takım değerleri bulabilmemiz için kesim yapıyoruz. Örnek tabi bu problem değil. Görüntü bu. Ankastre gibi görünüyor. Aslında değil tabii. Yani çünkü niye bu bir rejit cisim şey tek başına bir cisim değil. iki ayrı nokta montaj noktası var. Bakarsak doğru düzgün inceleyelim şimdi. Mesela D noktasında ne var bizim? iki tane reaksiyon kuvvetimiz var. Bu aşağı doğru çektiği için duvar buraya doğru çeker. Öbürü de yukarı doğru çekecek. Bunu beni dengelemek için e bu bu tarafa doğru dönmeye çalışacak cisim. O zaman E noktasından bastıracak. E noktası da dışarıya doğru ittirecek duvardan. Demek ki orası da böyle olur. Ama vatandaş diyor ki ben AA kesitini uygulayayım. Yani şöyle keseyim. Burada da BC, GC ve GA kuvvetlerini bulayım. Başka şeylerle uğraşmayayım. Diyor ise o zaman yaptığımız gibi buradan kesilir. Şuradan alırsınız keserim. Bunu buraya getirebilirim. Değil mi arkadaşlar? Veya öbür tarafını alırım. Yani buradan da alabilirim. Burayı alırım. Veya burasını da yapabilirim. İkisi de olabilir. O zaman buradaki kuvvetlerin yönü neyse öbür taraf tersine olacaktır. Yani Mesela burada bu yönde ise burada bu yön olur. İşte burada yukarıysa burası aşağı olur. Burada diyelim bu tarafa ise burası bu tarafa olur. Gibi düşünebilirim. Ben şöyle temizleyeyim. Kitapta zaten göstermiş şekli. Hemen ben onu da paylaşıyorum sizinle. Pardon bir saniye. Evet. Yani baktığımız zaman kesim metoduyla iki parçaya böldük. Söylediğim gibi bir durum ortaya çıktı. Şimdi ikisini de çizebilirsiniz ayrı ayrı. Burada moment avantajı ortaya çıkar ve onu kullanmak faydalıdır. Yani özellikle mesela burada C'ye gidiyor. Moment, kendinden cismin içinde olmak zorunda değil nokta. Uzakta bir nokta da olabilir. Toplam MC yaparsın. Eşit sıfır için. Ne olacaktır? FBC gider, GC gider, FGF kalacaktır bir tek. FGF çarpı şu dik mesafe. Hemen bu değer çıkar. Ondan sonra ne yapılabilir? Veya kendi içerisindeki bir noktaya gidebilirsiniz. Yani çıkar derken şunu unutmayın. FGF çarpı şu mesafe bir de. 1000 çarpı şu mesafe olacak. Oradan FGF bulunur. Aynı şekilde G'ye göre moment alırsın mesela. Bu gider, bu gider FBC bulunur. Bu bulundu, bu bulundu. FGF de XY dengesinden çıkacak hemen. Şeklinde de söyleyebiliriz. Evet. Demek ki yani burada farklı farklı şeyler izlenebilir. İsterseniz bu aralardaki kuvvetleri bulursunuz. Sonradan gidip bakın mesnet reaksiyonlarını buradan çıkartabilirsiniz. X'te denge yazarsın. X'te FBC var. DX var. EX var. GC'nin X bileşeni var. GF'nin X bileşeni var. Bu biliniyor. Bu biliniyor. Bu da biliniyor. Bir iki tane bilinmeyen var. Y'de denge, denklemi yazdığınızda zaten dx ile dy d çarpı sinüs kosinüs demek. O yüzden ikisi de hemen hemen aynı şey demek. Y'de yazdınız. Bunun y'si var bir tek. Bir de bu var. Eşitleyeceksin. Demek ki iki bilinmeyen iki denklem. Buradan reaksiyonları sonradan da bulabilirsiniz. Anlamı çıkar. Yani e, kuvveti doğrudan belirlemek istiyorsak reaksiyonları bulmadan belirleyebiliyorsak eğer kesme metodu daha iyi oluyor. Aksi takdirde düğümle gidecek olursam önce bunu bulacağım. Burayı burayı bulacağım. Sonra buraya, buraya geleceğim. Bunu bulacağım. Bunu bulacağım. Sonra buraya geleceğim. Bunu bulacağım. Bunu bulacağım. Yani buraya gidene kadar dünya mesafe ya da tersten geleceğim. Buradan gideceğim. Bunları bulacağım. Buradan bunları bunları bulacağım. Buraya ulaşmak için epey bir zaman alacak. Kesme metodunda direkt oraya gidiyorum ve direkt oradaki kuvvetleri bulabiliyorum ama bu da 3 tane çubuğu geçmemek şartıyla denge denklemlerinden dolayı çözülebilmesi maksadıyla. Yani burada yöntemimiz şu. Eee gene kabulü söylüyorum. Daima çekme olarak kabul ediliyor kuvvetlerimiz ama söyledik yani çekme çıkmayabiliyor. Pozitif çekme, negatif basmadır gözlem yoluyla da doğruluğunu yönünü tayin etmek daha doğrudur. Serbest isim diyagramını çiziyoruz. Denge denklemlerini koyuyoruz. Vesaire vesaire. Yani mesela bir iki tane örnek verilmiş. Ben onları paylaşayım. Mesela burada bakarsanız bu bir Pratt kirişi. Yani Pratt ne yapılmış? Bir köprü yapılmış. Sonrasında faraza bir vinçimiz var. Burada da vinçimiz bu şekilde birçok yerde görebileceğiniz bir vinç. Eğer ara noktalarda e, istenen bir noktaya odaklanıp oradaki yük değerini hesaplamak istiyorsak direkt mesela tabii ki uygun olacak. Örneğin şuradan kesebilirim. 1 2 3 çubuk çıktı. Ama şöyle acayip kesimler olmaz tabii. Yani buradan geleyim ben böyle keseyim böyle bir şey bakın 1 2 3 4 5 6 yani manasız olacak tabii ki. Ona dikkat. Burada da diyelim yükü bağladığınız yeri bulacaksınız. 1 2 3 Çözebilirsin yani. Şeklinde söylemiş olalım. Evet bir tane problem veriyorum ben hemen şimdi. Tabii sorularda normalde şuradan keseceksiniz diye söylenmez. Siz kendiniz onu tespit etmelisiniz. Ama kitaptaki örneklerde direkt söylemiş, ben buradan kesiyorum diye böyle bir şey tabi e, çok da hemen karşılaşabileceğiniz bir şey değil. Onu söylemiş olalım şimdiden. Ama mümkün mertebe tabii ki reaksiyon kuvvetlerini bulmakta fayda var ve sonrasında da ne olacak işte e, diğer kuvvete erişim için. E, kesme metodunu yapabilirsiniz. Ama sınav için söylüyorum. Sınavlarda tabi şu çubuğun kuvveti nedir? Çekme mi basma mıdır? Şeklinde bir ifade varsa kesersiniz. Direkt oradaki çubuk değerini bulabilirsiniz. Basitçe şeklinde ifade edebiliriz. Evet şimdi hemen kitaptaki örneklerimizle devam edelim. Şimdi demiş ki bir kafes yapımız var bu şekilde. Kesme yerini de size göstermiş halbuki söylemesine gerek yok. Çünkü söylüyor ki GE, GC ve BC elemanları aslında bağırıyor zaten beni buradan kestiye. GE, BC ve GC elemanları. Yani bu üçünü sormuş zaten sana. E nereden keseceksin? Direkt buradan keseceksin işte. E, bunu söylemeye bile gerek yok. Ama kitap göstermiş. Öncelikle tabi mesnet reaksiyonlarının bulunması gerekir. Hemen ben kabaca söylüyorum. AX ve AY'miz var. Şimdi 400 bu tarafa çekiyor. Ama 1200 de aşağıya var. Bakın. Burada tam net bilinmemekle birlikte X ne tarafa doğru olmalı? Bu sağa çekiyorsa demek ki burası sola olur mecburen. 1200 aşağıya doğru y'deki dengeye bakalım. dy var. Burada dy'yi e, bulduğumuz zaman muhtemelen 400'lük bir baskı yapacak ama 1200'de aşağı doğru olduğu için a e, y değerimiz yukarıya doğru olacaktır. Yani şöyle gösterebilirsiniz. ay Olabilir. D'ye zaten yukarıya doğru. Çünkü kayar mesnet. Bu şekilde aşağı doğru olmaz. Öbür türlü mesnet havalanır. Tutmuyor çünkü onu yukarıya doğru. Böyle gösterilebilir. Hemen o zaman bir yere göre moment. Mesela A'ya göre moment alsam A'lar gider. 1200 çarpı 8 yaparım. Negatiftir bu. Sonra 400 çarpı şu mesafe 3. O da negatif değil mi? Bir de ne kalıyor? DY çarpı pozitif 1, 2, 3, 4. DY çarpı 12 kalıyor. Buradan DY çıkar. AX zaten 400'dür belli. AY de AY artı DY eksi 1200. Bitti yani. Denge denklemlerini de söylemiş olduk. Hemen ben bunları vereyim size. Denge denklemleriyle vakit kaybetmeyelim buradan hemen reaksiyon kuvvetleri bulduk. Bulmak zorunda mıydık? Yani gerek var mı yok mu bilmiyorum ama nereden keserseniz kesin. Çünkü bu diğer soru gibi ankastre bir tarafı açıkta değil, serbest açık uçlu değil. Nasıl? Bakın, buradan kessem buradaki AX AY mesnetleri devreye girecek. Öbür tarafından baksam burada tamam kuvvetler var ama burada da DY kuvveti var. Mecburen mesnetler ya DY lazım ya da AX AY lazım. Bir de birisi lazım. Kitapta bu taraf kullanılmış. O yüzden AX AY devrede. DY kullanılmasına gerek yok. Ama siz öbür tarafa alırsınız. DY kullanılır. AX AY kullanılmaz. O zaman pardon, hemen o kesme kesim görüntüsünü paylaşayım sizle. Yönleri gene rastgele verebilirsiniz. Ama dikkat edip doğru yön verirseniz daha da iyi olur. Eğer tahmin edebilirsek. Bazen edemeyiz. Normal yani. Karışıksa edilmez. Şimdi bakalım. A, sola doğru. Şimdi burada 1, 2, 3 tane X var. Burada açıkçası çok hemen kolay değil. Söylemeniz. Ama Y'den çıkartılabilir bakın. X'den çıkartamadım. Çünkü 1'e 3'tü. Y'ye bakıyorum. Y burada yukarı. Demek ki FGC'nin mecburen aşağı olması lazım. Ha işte buradan doğru yön çıkartılır. FGC aşağı doğru mu? Demek ki şöyle olur. X bileşeni böyle olmak zorundadır. Burası böyle olmak zorundadır. Demek ki FGE de bunu dengelemek için sola doğru olur. Buraya geldi. Bu sefer buradaki X'i böyleydi. Buradaki Y'si de böyleydi. Ama şimdi bu noktadaki değeri ile bu noktadaki değeri arasında tam böyle bilmiyoruz açıkçası. O yüzden hani burada aradaki bir bölge çok da emin olma olmayabilirsiniz. Bundan dolayı çeki vermenizde fayda vardır. Bilmiyorsanız tamamen diye de söyleyebilirim. Evet, şimdi o zaman ne yapacağız burada? Söylediğimiz moment ifadelerini kullanırsanız iyi olur. Zaten kitap yapmış aslında. Bakın burada C'ye göre moment alacağım demeye getiriyor. C noktasına moment alırsam bunlar gitti. A bu da gitti. Ne olur? Eksi 300 çarpı 8 vardır. C noktasına göre momentte. FGE çarpı 3 vardır. pozitifte. bu kadar. Buradan ne olur? FGE çıkar mı hemen? Sonra Mesela C'ye göre moment aldım. G'ye göre moment alsam ne olur? Bu gitti. Şöyle geriye alayım biraz. G'ye göre moment alsam bu gitti. Bu gitti. FBC çarpı şu mesafe. Yani 3 pozitifte. Sonra eksi 300 çarpı 4. Sonra eksi 400 çarpı 3. Bu kadar. Buradan da ne çıktı? Diğer kuvvet çıktı. Yani BC çıktı. FBC. FGE'yi buldum. BC'yi buldum. İki tane moment kullanıp. ister X'de denge yazın. ister Y'de denge yazın. Buradan da FGC çıkar. Çok basit. Hemen ben sonuçları paylaşıyorum. tabi tekrar ediyoruz e, çeki bası durumlarına dikkat şöyle mi yapsak pardon şöyle yapayım çünkü sığmadı oraya Evet bu şekilde vermiş olalım. G'ye göre moment. C'ye göre moment. Bir tane Fx veya Fy denklemi. Herhangi birisi olur. Diye de söyleyebiliriz. Evet bir başka kesim örneği. Tabi yani bu kadar da basit olmayabilir. Bazen tek kesimde çıkmaz. Vatandaş diyebilir ki kardeşim tamam bu üçünü bul. E ben bunu da istiyorum. Yani şurayı da istiyorum. O zaman bu üçünü kesimle bulursun. Bu bölgede mesela D düğüm hesabı yaparsın veya buradan kesersin. Bakın D düğüm hesabı veya buradan kesmek tamamen aynı şeydir. Yani çünkü niye başka bir şey yok burada? Ee, başlangıç noktalarındaki kesim aslında düğüm hesabının aynısıdır. A'dan böyle kessem, bu da aslında düğüm hesabıdır. Burayı alıyorsanız. Burayı da alabilirsiniz. Gene buradaki düğme öteliyor olursunuz. Yani çok fark etmez öyle yerlerde düğüm. Ama ara bölgeler için kesim daha mantıklıdır. Yani mesela diyelim ki vatandaş EC'yi istiyor. O zaman burada dikkat edeceğim. Acaba 3 bakın burada böyle kesemem. 1, 2, 3, 4. Ama böyle kesebilirim. 1, 2, 3. İşte bütün her şeye iyice bakmak lazım yani. Tamam bir başka örnekle devam edelim. Mesela şöyle bir soru. Burada da ne yapılmış? Mesafeler belli. Açılar belli. Oturup tabi hesaplayacaksınız. Yani şuradaki açı ne kadardır? Değil mi? Burası 2 ise, şurası 4 ise burası 2'ye 4. E yani buradan ark tanjantından çıkar bu açı kaç dereceyse. E diğerleri zaten belli. 4 4 4. Yani burası 4, şurası 4, şurası 4. O zaman burası ne olur? 45 olur gibi yani. Değil mi? Bütün hepsini iyice dikkatlice açıları hesaplarsınız, uzunlukları bulursunuz, sonra başlıyorsunuz. Mesnet reaksiyonlarına bakıyorum. A'da ne olacak? AY var. AX var. Burada EY var. Ama AX var mı? Dış yüklerde X kuvveti olmadığı için AX değeri ne çıkmalıdır? Sıfır çıkmalıdır. Yani o zaman burada kitapta illa bakın göstermiş şuradan keseceğiz diye. Yani söylemesine gerek yok. Siz kendiniz onu bulacaksınız zaten. Hemen sorduğunuz yerlere bakacaksınız. Söylediğim gibi ya bir kesim de halledilebilir ya bir kesim bir düğümle halledilebilir veya birden fazla kesim iki kesim üç kesim neyse. Ama sen mühendis olarak problemi çözmek için tüm elemanları zaten bulmalısın. O zaman burada ben hemen mesnet reaksiyonlarını hesaplamışsam ax de yok dediğine göre değil mi? Çünkü dış yüklerde x yok. O zaman mesnet reaksiyonlarını gösterelim. Hemen karşımıza bu çıktı. A, A, Y'miz 3.25. E, Y'miz de 4.75 olarak hesaplanmış. Sonra benden istediği yer neymiş? Soruda bakayım. C, F'dekini soruyor bize. CF neresi? Aradaki elemanı sormuş. Şurayı soruyor. Bunu soruyor bana. O zaman bakın böyle kesebilir miyim? Kesemem. 1, 2, 3, 4 yapar. Kendiniz bakacaksınız yani. Buradan böyle kesersem 1 2 3 tane yapabilir. Buradan keserim. 1 2 3 bu sefer CF'yi bulamam. Demek ki CF'yi bulabilmek için mecburen burayı kesmelisin. Düşüneceksiniz. Tamam şimdi o zaman oradan kesersem hemen ben serbest isim diyagramını vereceğim. Tabii ki burada ebatlar, mesafeler, açılar hesaplanmış. Siz burada onları oturup hesaplamak durumundasınız. Şöyle gösterelim biraz daha geniş bir şekilde. Burada baktığınızda kuvvetlerimizin yönleri C noktasını da vermiş. Çünkü 5 kilo newton'u da göstermek istemiş ama illa vermek zorunda değilim. Yani şuraları göstermek zorunda değilsiniz. Şu kısmı. Yani söylediğim gibi burada C noktasını illaki koymak zorunda değilsiniz kitabın yaptığı gibi. Ama tabi bu mesafeyi bulabilmek için onu yapıyor dikkat ederseniz. Çünkü 4 4'ü koydu. Buradan yukarının 6 metre olduğunu yan tarafta vermiş ama buradaki açıları hesap edebilmek için bir yardımcı çizgi olarak da hani nokta olarak da C'yi kullanmış diye söyleyebilirim. Burada ne yapacağız? Biz herhangi bir yere göre moment alabilirsiniz. Mesela C'ye göre moment alsam. Dikkat edelim şimdi. C'ye moment alsam. F, C, F, gider. C, D de gider. F, F, G kalır ama bunun bir ya da şöyle gösterelim. İki bileşeni vardır. Bu bileşeni ve bu bileşeni. Bu bileşen çarpı şu mesafe. Diğer bileşen çarpı bu mesafe yapılabilir. Bu bir seçenek. Ama kitap yani biraz farklı olsun diye O noktasını da kullanmak istemiş. O noktasını kullanırsanız çünkü niye ben diyor direkt sonuca ulaşmak istiyorum. Bizim yaptığımız işlemle ne olur? C noktasına göre moment aldığınızda bunu götürmüş olursunuz. Halbuki ben CF'yi bulmak istiyorum. O zaman C'ye göre moment almak işe yaramaz. F'ye göre moment alsam bu gider ama gene CF gitti. Gene işe yaramadı. CF ilk denemede bulamam. Buraya göre moment alsam bu gitti. Bu sefer burada 1 iki kuvvet var. Bunun da iki bileşeni var. Yani gene biraz uğraştırır. O yüzden kendisi o noktasını bakın uzak bir nokta tespit ediyor. Bunu düşünmek hemen kolay olmaz. Ama öbür metotlar yanlış değil. Bu sadece bir hamlede çözebilmek için bunu yapmış. O zaman O noktasına göre yapacak olursa FFG kuvveti buradan geçiyor. CF kuvveti de buradan geçiyor. İkisi de gitti. Ne kaldı bir tek? Bulmak istediğimiz FCF kaldı. Bu yöntemi kullanmak için bunu yapmış. Yoksa daha deminki metotlarla da bu çözülebilirdi. O zaman o noktasına göre moment alıp bir tek bilinen bilinmeyen pardon CF kuvveti kalacak. O zaman burada da CF kuvvetini bulabilmek için e, bu şekilde hesap yapar. Ne var orada? CF var. Bu açı dik değil. Tabii ki dik olan açısını bulmalısınız. 45 derece çıktı buradan. Sonra e, mesafemiz tabii ki şey e, Burada hatta şunu da göstermek lazım. Ben onu göstermeyi unuttum. Çünkü şuradaki x mesafesi belli değil. Onu da hesaplayacaksınız benzer üçgen benzerliğinden. Ben size göstermiş olayım hemen. Oradan da orası gene 4 metre olarak hesaplanmış. Yani x mesafemiz de gene 4 metre. Sonra da e, o 4 metreyi kullanıyoruz tabii buradaki hesabımızda. FCB'yi hesaplamış oluyoruz. Ay pardon CF'yi. CF'yi de o noktasına göre bulabilmek için bakın ne yapmış? Buradan iki bileşen. Birinci bileşen şurası. 45'lisi uzatıyor bunu. Buraya getiriyor ki birinci bileşen bu. ikinci bileşen bu. Şeklinde kullanıyor ki bu bileşen zaten 10 üzerinden geçiyor. Sıfırlanıyor. Bir tek ne kalıyor? Direkt cf çarpı sinüs 45 bileşeni yani şu kalıyor. Bu bileşenden hareketle de 4 metre mesafeyi eklediğimiz zaman buradaki fcb'yi bulmuş olacaktır arkadaşlar. Evet bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Kitabımızdaki son bir soru daha var. Onu da çözelim. Burada ise gene klasik çatı sistemlerinden bir tanesine yer verilmiş gene hemen paylaşıyorum görüntüyü bu şekilde bir yapı var elimizde ve e, bakın bir sürü noktadan yükleme yapılmış kesit yani e, kesit diyorum çatı e, sistemimiz kafes sistemimiz simetrik ama yükler simetrik değil Yükler asimetrik. Reaksiyon kuvvetlerini de buldum diyor vatandaş sizin için. Ay'i, Ay ax yokmuş zaten. Cy'yi de buldum diyor. Ve burada e, sistemindeki eb çubuğundaki kuvveti belirlememizi istemiş. Burada çubuğun çekme mi yoksa basma mı çekimi basımı olduğunu bulmamızı da istiyor. Şimdi kendisi iki tane kesme yapabilirim diye gösteriyor. Bakın burada. E bir tane noktada yani AA kesitinin özellikle dikkat edilmesi lazım. 1 2 3 4 tane kafes elemanını kestiğini görüyorum. Burada bakın ne demiştik biz? Direkt sonuca ulaştırmaz dedik. Yani 4 tane çubuğu kesemezsiniz demedik. Bu önemli. 4 5 10 tane çubuğu da kesebilirsin. Bir takım denklemler çıkar ama ilk hamlede bu denklemden sonuç çıkmaz e, demeye getirdik. Ama burada şöyle bir güzellik var. Yani onu kullanmak için bunu yapıyor aslında. Nedir o? Şekilden anlayacaksın. Şimdi AA kesine bakarsan dikkat edilecek. Buradaki FB kuvveti, AB kuvveti ve EB kuvvetinin aslında tek bir noktaya gittiğini görürsün. O zaman... 4 tane çubuk olmasına rağmen kestiğim zaman B'ye göre moment alırsam buradaki ED kuvvetini bulabilmeme imkan sağlar. Böyle bir avantajı var. Böyle özel durumlarda. Yoksa hani dikkat edip hesaplanabilir mi bakmanızda fayda var. Şimdi öbür türlü çok işe yaramayacaktı ama burada 3 tane çubuk aynı yere gidiyor. E zaten bir noktaya göre moment alınca onlar gidecek, bir tanesi kalacak. Demek ki bu gibi durumlarla da karşılaşabiliyormuşuz. Bunu e, anlatabilmek maksadıyla kitabınız böyle bir örnekte paylaşmış. Ben hemen o kesiti vereyim size. Bu şekilde kesiti aldığımız zaman, bakın kuvvetler, FB, AB, EB, B noktasına gitti, bir tek ED kaldı. EDI de bu noktaya bakın direkt buradan momentini alabilirdi, şöyle yapardı. Bu birinci kuvvet bileşeni, bu ikinci kuvvet bileşeni derdi. Bu mesafe e, götürürdü bunu, bu kalırdı dik mesafe. Bu da bir yöntem veya ne yapabilirdi? Bakın bir sürü metotlar var veya buradan dikini bulurdu bunları hep anlattık önceki derslerde. Kuvvet çarpı şu mesafe yapardı. Veya bakın ne yaptı? Kuvveti buraya taşıdı. Bu sefer bu bileşenini götürdü. Bu B'den geçti. Bu kullanıldı. Yani hepsi de aynı sonucu verir. Önemli değil. Siz burada bir de birini tercih edebilirsiniz. Bu tabii ki hani bazen şöyle şeyler gerçekleşir. İşte mesela CAD tasarımında da bu vardır. Bir metotla yaparsınız ama sıkıntı yapar. Çalışmaz. Bir problem vardır orada. O zaman diğer metodu devreye alırsınız. Bu da öyle. Hangi metotla olursa. Mesela böyle bir çatınız var gerçekten. Ölçeceksiniz ama elinizde şuradan şurayı net ölçme imkanınız yok. Burayı iyi ölçebiliyorsunuz. Metreniz bu kadar. O zaman bu kadarlık yeri ölçün. Veya aşağısı uçurum şuraya gidemiyorsunuz mesela. Yani bunlar tabi şey. E, olabilecek durumlar. Nereyi ölçebilirsen oradan hesap yapacaksın anlamı çıkıyor buradan da. O zaman burada söylediğim gibi B noktasına göre moment aldığımız takdirde oradaki ED kuvvetini direkt çıkartmış oluruz. Buradan da bası şeklinde compression diye söyleyeceğimiz bir yük çıkmış. Sonra baktığımız zaman artık burada ED'yi bulduğuma göre Diyorum ki başka bir şeye ihtiyaç yok. Burada E, bulabilmek için yapmış sadece bunu. Sonra buradaki X ve Y değerleri belli. E noktasına geçersem burada bir tane Y değerim var. Burada bir X değerim, bir Y değerim var. Burada X ve Y var. Buradaki X demek ki şöyle. Burada bulduğum X değerim yani E, D'nin X değeri aslında benim... Şuradaki x değerime eşit. Çünkü diğer çubukta x yok. E bunun x değerini bulmuşsam y değerini açıdan bulabilirim. Y'sini de bulmuş olurum. X'i de belli olmuş olur. Burada bir tek y var. Bunun da y değeri var. Buradaki y biliniyor. Buradaki y biliniyor. Bir tek e, b'deki y bilinmiyor. Oradan da o çıkar. O zaman fx fy yaparsam e noktası için. Zaten bakın burada bb kesiti demiş aslında. bb kesiti demek buradaki E düğümü demek. İkisi de aynı anlama gelir diye de söylemiştik. Ya E düğümü ya da BB kesiti yaparsak da şekil şu olur. Böyle bir durumla karşılaşırız. Ve bunun için ise hatta onu şöyle yapalım. Bunun için ise söylediğim gibi bir x'te bir y'de denge denklemi kursam çıkacak. Anlattım zaten biraz önce. O zaman o denklemleri de verelim şöyle. Evet. Bu şekilde x'te dengeyi yazarsanız önce x'te denge yazmak faydalı. Çünkü y'de bir iki bilinmeyen var. X'te dengeyi yazınca bu zaten biliniyor. Direkt EF'nin x'teki değeri çıkmış olur. Sonra Y'sini bulurum. Sonra Y'deki dengeyi yazınca da bir tek bu bilinmeyen kalacak. Çıkmış olacak. Şeklinde de izah etmiş oluruz. Evet arkadaşlar. Bundan sonra uzay kafes konusu. Daha sonrasında da çerçeve ve makina elemanları makine bileşenleri olacak yani çerçeve ve makineler diyebiliriz bunları da bir sonraki dersimizde ele alırız Evet kafes sistemi bugünlük burada anlatımı sona ermiştir diyelim herkese iyi günler iyi çalışmalar diliyoruz dersimiz sona ermiştir